Ben Necdet Dönmez. Gazi Üniversitesi PDR mezunuyum. 2004'te mezun oldum. 2012'de Psikoterapi Enstitüsü ile tanıştım. Üçüncü psikoterapi eğitimine başladım. 2012'de değil mi? 2022'de isim doğru. 2012. 11. Bütüncül Psikoterapi Grubu. 4 senelik eğitimden sonra o sene 4 seneye çıkardı. O arada klinik psikoloji yüksek lisansını yaptım Esenyurt Üniversitesi'nde. Yaklaşık 7 senedir de aktif olarak danışan görmekteyim. Bugünkü sunumu yası daha çok nesne ilişkileri ve diğer kuramlar açısından da şey yapacağız da daha çok nesne ilişkileri kuramı üzerinden özellikle de Vamuk Volkan ve daha önce Vamuk Volkan okuyan var mı aranızda? Nesne ilişkileri konusunda bilgisi olan. Danışan gören kaç kişi var? Peki. Şimdi sonlara doğru anlatacağım şeyler arada da var ama birkaç tane izinli danışandan aldığım kısa kısa şeyler. Başlangıçta yas nedir? İşte evreleri nelerdir? Hayatın içerisinde yasa nerede karşılaşırız yasla? Çünkü yas sadece bir kişiyi kaybetmek değil. Yani yas her an hayatımızın içerisinde olabilecek bir şey. Hatta ben ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Vamık Hoca'nın Kayıptan Sonra Yaşam kitabında İskoçya'daydı sanırım bir adamın fakirlikten zengin olduktan sonra depresyona girdiğini falan gibi bir örnek vardı. Yani bir yaşam şeklinden başka bir forma geçiş bile bizim için çok pozitif görünse dahi başka birisi için de özellikle yas tutmayı bilmeyen birisi yani tutmayı bilmeyen derken bunu duygusal ve ruhsal olarak bilmeyen yoksa bilişsel olarak bilinebilecek bir şey değil yas tutmak. Çünkü bizim ruhsal yapımızda kendimizi tam ve bütün hissetmemizde direkt bağlantılı. Bu tam ve bütün hissetmek derken de zaten nesne ilişkileri kuramına biraz atıfta bulunuyoruz. Çünkü Melanie Klein paranoid, şizoid konum ve depresif konum olmak üzere ikiye ayırıyor bunu. Paranoid, şizoid konum daha çok periodipal dönem ifade eden bir kavramken depresif dönem ise daha çok ödipal dönemi ve sonrasını içerisinde barındıran bir yapı. Bununla ilgili Suzan Girginer Hoca'yı tanıyor musunuz bilmiyorum. Suzan Hoca'nın sitesinde bir tane şey var, makale var. Unuttum kimin makalesi olduğunu ama o çevirmiş. Çok güzel bir makale. Onun üzerinde de belki biraz konuşabiliriz. Ben tam şey yapamadım ama aktif vaka gören kaç kişi var acaba? Aha, yani danışan alan şu anda. Süper. Peki. Vamık Hoca'nın çok şey yaptığım benim, sevdiğim bir şeyi var, sözü. Ölüm almak istediğinde bırakamıyorsak yaşam gerektirdiğinde de genellikle tutunamayız. Yani yas tutamayan bir insan ben bunu böyle anlıyorum. Yas tutamayan bir insan yani. Ne demek yas tutamayan? Biraz önce söylediğim gibi tam ve bütün hissetmeyen. Tam ve bütün hissetmenin de bir sürü şeyi var. Açılımı olabilir. Yani beni algılamak, diğerini algılamak, diğerini nesne olarak görmemek, sadece bir eşyaymış gibi şeyler olarak görmemek yani. Diğerini bir insan olarak görebilmek, onu da ayrı bir varlık olarak görebilmek gibi unsurları var. Dolayısıyla bunun dışında tabii ki yaşam kapasiteleri işte tutarlı bir işte tutarlı olarak devam edebilen, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri güçlü olan bunlar da önemli şeyler. Yani işte romantik ilişkilerinde her insan gibi sorun yaşayabilen ama çok sık partner değiştirmeyen mesela gibi. Yani o ilişkide var hisseden, gerçek hisseden, tam ve bütün hisseden birisi yas tutabilmeyi gerçekleştirebilir ve dolayısıyla ölüm geldiğinde de bırakabilir. Tabii ki hepimiz için birini kaybetmek ya da yas tutabileceğimiz bir unsur
şey olabilir, üzücü olabilir, keder verici olabilir. Dolayısıyla ölüm demek sadece bana göre biraz önce söylediğim üzere birisini kaybetmek değil. Hayatın her anında biz ölümü yaşıyoruz ve tadıyoruz. Yani biraz sonra örneklerini vereceğim. İşte oturduğumuz şehri bırakıp başka bir şehre gitmek veya ülkeyi bırakıp başka bir ülkeye gitmek. Bu da bir yas şeyi olabilir. Yas tutmayı beceremem. Ben mesela daha dün bir arkadaşımla sohbet ederken kardeşinden bahsediyor. Kardeşinin orada bu arada söyleyeceğim şeyleri, anlatacağım şeyleri hep gerçek kişilerle alakalı değil, değiştirerek anlattığım şeyler. Onun da bilgisini vereyim. Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Siz konuşacağınız zaman da mikrofona konuşursanız sevinirim. Diyor ki işte kardeşi gidiyor. Türkiye'nin büyük bir şehrinde üniversite okuyor. Ama oturdukları, ikamet ettikleri yere de çok yakın. Kardeşi istemediği bir bölüme gitmiş. Her hafta sonu tekrar geri evlerine geliyor. Ne oluyor sizce burada? Bir insan neden yani burada rahatsız hissediyor, orada duramıyor, kalamıyor, tutarlı bir şekilde devam edemiyor. Devam ederken çok zorlanıyor, sık sık evlerine geri dönüyor. Ne yapamıyor bu insan? Bırakamıyor. Yani ne orada var olabiliyor, ne geri geldiğinde evde var olabiliyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani gittiğinde çok acı çekiyor, acı hissediyor. Aslında başka bir kurama, yine içinde mesle ilişkilerinde barındıran Masters'ın kuramına baktığımızda aslında terk depresyonu yaşıyor. Terk depresyonu bileşenleri neler? Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Burada intihara meyilli depresyon, cinayi öfke. Yani birisi eğer ki mesela diyelim ki diyor ki borderline bir yapıya sahipse, borderline kişilik bozukluğuna, kendilik bozukluğuna sahipse veya narsistik kendilik bozukluğuna sahipse veya şizoid kendilik bozukluğuna sahipse bir kendilik aktivasyonu yaptığında terk depresyonun içerisine girer. Yani şehri değiştirdi, bu bir kendilik aktivasyonu, üniversiteyi seçti, başka bir yere gitti. Oraya gittiğinde hissettiği duygu çok büyük bir acı. Yani bunu da Spitz bir organınızın kopmasındaki yaşayacağınız bir acı olarak tanımlıyor. Ne var burada? İntihara meyilli depresyon, cinayi öfke, boşluk, hiçlik, çaresizlik, yokluk, umutsuzluk gibi ve atalet duygusu gibi duyguları sıralıyor Masters'ın burada. İşte burada bu insan yine bu Masters'ın açısından düşündüğümüzde de bir önceki hayatın yaşadığı şehri veya işte annesi babasını bırakıp oraya gittiğinde bu acıları hissediyor. Yani bırakamıyor. Bir şekilde geri gelmeye ihtiyacı hissediyor. Ne yapıyor yani? Bir tür ölüm olarak düşünürsek başka bir şehre gitmeyi, o almak istediğinde bırakamıyor ve dolayısıyla gittiği şehirde de yaşamakta çok büyük zorluk yaşıyor. Her anımız bizim için bir şeyi ifade edebilir, yas sürecini ifade edebilir. Nedir yas tutma? Herhangi bir kayıp veya değişikliğe verdiğimiz psikolojik bir yanıt, iç dünyamızla gerçeklik arasında uyum sağlayabilmek için yaptığımız bir uzlaşı. Yani bu gerekli bir şey bir taraftan da. Bir kayıp yaşıyorsak bunun yasını tutmamız önemli. Çünkü bu aynı zamanda yası yaşarken bizim için çok da öğretici ve sağaltıcı bir şey. Yoksa düşünün ki babam ölmüş. Babamın cenazesine gitmişim. Hiç ağlamıyorum. O kadar metin duruyordu ki. Bu aslında bana göre iyi bir şey değil. Bir insan orada ağlaması iyi. Çünkü burada o yaşadığı duyguyu inkar ediyor olabilir. Yalıtmış olabilir. Bu da aşağıda bununla ilgili çok tehlikeli olarak hissediyor olabilir. Çünkü o duygunun açığa çıkması, o duyguyu yaşamak onun için o kadar tehlikeli ki o temas etmesi. O yüzden bir insan babası ölmüşse ağlaması iyidir. Yani tabii ki çok ekstrem şeyler yoksa, tabii çok ekstrem hikayelerde bile
babasından nefret etse bile, yani babası diyelim ki ona tacizde bulunmuş veya onu bırakıp gittiğini hissediyor. Öyle durumlarda bile bir taraftan çifte değerli duygular ortaya çıkması yüksek olasılıktır. Bir taraftan babasının mezarının başında ağlarken diğer taraftan ona küfredebilir. Kirlikli duygular içerisinde bulunabilir. Dolayısıyla yas her insan için eğer ki bu tutabilecek psikolojik olgunluktaysa çok şeydir, olumlu bir şeydir. Çünkü onu sağlatır. Kederle yası ayırt ediyorlar. Keder başka bir şey diyor Vahmut Volkan. İvkovits var, tarihçi. Birlikte Atatürk Anatürk kitabını yazdıkları yazar. Atatürk'ün orada kişilik yapısıyla ilgili olarak işte neden Kurtuluş Savaşı'na çıktı falan. Bunları değerlendiren çok hoş bir kitap. Atatürk Anatürk diye bir kitap. Orada onu birlikte yazdıkları tarihçi. O da kederle şeyi ayırıyor. Yani sözlükte diyor kederle yaz diyor. Onu zaten bu sunuma koymuştum ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Sözlükte diyor kederle yaz diyor. Ayrı bir şekilde tutulur ama o sözlüklerde öyledir diyor. Gerçekte yani şey aynı olarak yazılmıştır ama diyor ikisi birbirinden ayrıdır diyor. Keder ise yas tutma evet dönüşümümüze eşlik eden acı dolu bir çok kederli hissederiz biz. Yani keder canımızı çok yakar. Birisi öldüğünde kederi yaşadıktan sonra yas bir süreçtir ve yasın içerisine gireriz. Yani şu an benim telefonum çalsa ve acı bir haber alsam yakınını kaybettim dese çok büyük bir keder ve acı yaşarım. Bu da çok normal bir şeydir aynı zamanda. Yani belki çok sevdiğimiz başka bir şey ne bileyim hatırlıyorum. Ben bir tişörtümü annem 90 derece yapmıştı. Çok üzülmüştüm. Bu da çok kederli bir şeydi o yaş için benim için. Yani bu bile bir şey, bir kayıp yani. Çok sevdiğiniz, anlam yüklediğiniz bir malzeme, bir şey. Bu önemli. Kayıp yaşamın bedeli öncesini bırakmaksa şu an. Yani biraz önce söylediğimiz sözün aynısı aslında. Yaşamın bedeli, yani evet ben hayattasın, bir kaybe katlanmam gerekiyor. Ve öncesini bırakırsam da şu anı yaşayabilirim. Eğer şu an yaşamak istiyorsam o geçmişte olanı hani bırak hani şeyde Gestalt terapide bitirilmeyen işler vardır ve buna dönük yapılan şeyler vardır. Bunları tamamlamak için işte mesela yas terapisinde de hani benim ayrıca uyguladığım o tarz bir terapi yok. Ama şöyle hani o tarz bir terapi yok derken hani daha çok nesne ilişkileri üzerinden bir terapi sistemi uygulamaya çalıştığım için zaten eğer ki terapi faydalı olursa veya işte işlevsel bir terapi olursa zaten birlikte biz onu yas tutmasını da eşlik edebiliyoruz. Yani hangi ekolde giderseniz gidin. Sizinle bir ilişki kuruyorsa bu zaten yas tutma. Yani ayrıca tabii ki çalışmalar var ve dediğim gibi bitirilmeyen işler mesela orada bu tip çalışmalarda yapılıyor. Yas süreci Vahmut Volkan dediği gibi herkesin parmak izi gibi hani kendine özgü bir şekilde yaşar. Hani diyor ki ileride de zaten diğer slaytlarda da var. Şey diyor. İdeal bir yas süreci yoktur diyor. Hani iki seneye kadar uzayabileceğini yine orada bir süre vermiş ama ideal bir yas süreci 6 ayda tamamlanmalı. Bir senede yani kişinin öznelliğine göre de değişen bir şey. Yani hani böyle hazır hap bilgiler vardır ya bazı. Aslında bunlar bence terapinin ve kuramsal şeylerin efsane bilgileri, şehir efsaneleri. Yani 6 ayda tamamlayamayabilir. Bu yüzden yas tutamıyor ya da komplike olmuş yas diyemeyiz buna. Mesela beklentisel yas ve beklenmeyen bir şekilde karşılaşılan yas bu süreyi çok değiştirebilir aniden. İşte geçen hafta burada ne oldu? Bomba patladı. Ve kayıpları olanlar, yani yakınlarını kaybedenler oldu. Bu çok ağır bir şey. Hem de hiç beklemedikleri bir şekilde, hiç hak etmediklerini düşündükleri bir şekilde ve bence de hiç hak etmedikleri bir şekilde. Çok acı bir şekilde oldu bu. Bunlar için 6 ayda bu yaz sürecini tamamlayabilir. Bu insanlar için diyebilir miyiz? Çok başlı başına travmatik bir olay aynı zamanda baktığımızda. Evet. Şimdi nedir? Yaşamın içerisinde yası farklı şeylerde gördüğümüzü biraz önce dile getirdim. Pardon, bir su dolduracağım kendime. Farklı, yaşamın farklı evrelerinde
farklı alanlarda. Neydi? Bir yaşam evresini kaybı. Yani şimdi o şey insanın ilk travması doğumdur diyen kimdi? Otto Rank'tı değil mi? Doğru, evet. Tamam, Otto Rank. Teşekkürler. İşte mesela en ilk travma nedir? Doğum. Evet, katılıyorum ben buna. Yani haddime bilmiyorum da katılıyorum yani adama işte. Dünyaya geldik, anne karnından dünyaya doğduk. Cenneti bıraktık. Yani etrafta sıcağı olan, soğuğu olan bambaşka bir yere geldik. Bu bir şeydir işte. Bir şeyin kaybıdır. İlk kayıp orada yaşanıyor. Veya işte bebeklikten bebekliği kaybetti. Ya bu sadece bu arada bu tip yaşam evrelerinin kaybı hem kişi için bence hem de bakım veren olan anne için hani bir kayıptır. Şimdi çocuk ne oluyor? İşte mesela deniyor ki borderline yapının oluşumunda iyi. Borderline dememin sebebi şu, Masterson'ın araştırmalarını yaparken ilk özellikle Margaret Mahler'le karşılaştığında falan daha çok böyle işte bir psikiyatri hastanesinde hep bir ergenlik krizi olarak adlandırılan, işte hastaneye yatırıldıklarında çok büyük acılar çeken, hani uyuşturucu kullanıyorlar, seks yapıyorlar bilmem ne. Hastaneye yatırıldıklarında büyük acı çeken işte ergenlerle karşılaşıyor. Deniyor ki bu işte ergenlik dönemi krizleri falan, çocuklar hastaneden gönderiliyorlar. Araştırıyor, öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Yani bu bir şehir efsanesi. Daha sonra bunlarla ilgili olarak şey yaparken, çeşitli araştırmalar yaparken işte sanırım ilk olarak Margaret Mahler'in makalesiyle veya kendisinin bir söyleşisini dinliyor ve orada bu kuramına kendi karşılaştığı ergenlere çok uyduğunu görüyor. Orada işte buraya çok dallanıp budaklandırmayın. Mesela borderline yapıyı düşündüğünüzde şöyle oluştuğu varsayılıyor. İşte anne mesela işte çocuk oturuyor oyuncaklarıyla oynuyor. Anne kapıda beliriyor, diyor ki ona gel hadi yemek ye. Tamam mı? O da diyor ki yok yemeyeceğim. Anne öyle bir bakıyor ki ona, bütün enerjisini kesen, ulaşılabilirliğini kesen bir yapıda yani. Yemezsen bittin bakışı atıyor ve sürekli tekrar çocuk çaresiz olarak o yaşlarda, 1 yaşta, 2 yaşta ne yapıyor? Annenin kucağına veya daha erken annenin kucağına gidiyor veya daha erken yaştayken zaten hani kafasını geriye doğru attığında dahi kendine doğru yapışıyor. Yani çocuğun herhangi bir şekilde kendinden ayrışmasına tahammülü olmayan bir anne o çocuğun ayrışmasını bir bütün olarak hissetmesine engel olur. Ve dolayısıyla kendisi de yas tutamaz. Çocuğun işte kafasını geriye doğru atması onun içinde yangınlar oluşturur. Çocuğun emeklemeye başlaması, başka bir odaya gitmesi onun çok canını yakar. Çocuğun yürümeye başlaması çok canını yakar. Kaldı ki diğer evlerde nedir? Başka bir işte erkekle, başka bir kadınla evlenmesi vesaire. Şehir değiştirmesi. Bunlar hep onun için çok zordur. Yani hem kişi için bir yas sürecidir ve bırakmadır. Eğer ki tam ve kendisini bütün hisseden, gerçekliğiyle çocuğu kabul eden, çocuk işte kafasını geriye doğru atma veya emeklemeye başladığında içinde bu burukluk oluşan ama bu buruklukla beraber bu gerçekliği kabul eden bir yapıdaysa sağlıklı bir şekilde o gelişim dönemini çocuk geride bırakır. Ama biraz önce söylediğim gibi kendisi bırakmakta zorlanan, işte kendi annesiyle yaşantısı sıkıntılı olan, işte annesinin onu bırakmakta kendi başına var olmasına izin vermediği bir yapıdaysa kendi çocuğunun kendisini bırakmasına, tabiri caizse başka bir gelişim dönemine geçmesi de onda çok büyük acı yaratacaktır. Bu yüzden sadece bir şey değil, bir yaşam evresini kaydı dediğim gibi doğum, bebeklik, ergenlik, gençlik, yaşlılık bunların hepsi bizim için bir yas sürecini beraberinde getirebilir. İkili ilişkinin kaybı. İşte biraz önce söylediğim şey. Paranoid şizoid konumdan yani pür iyi olanın kaybı. Paranoid şizoid konum var bir tarafta. Diğer tarafta da depresif konum var. Melanie Klein paranoid şizoid konumundan şunu kastediyor diye anladım ben. Şizoid konum derken şizoid kendilik bozukluğuyla bir alakası yok. Şizoid konumu tarif ederken bölmeyi kastediyor. Bölme, yani bölme splitting. Yaşamın ilk evrelerinde özellikle sanırım 24. aya kadardı.
ilk 2 veya 4 aydan başladığı varsayılan Margaret Mahler'e göre o aylarda olması gereken. Çünkü çocuğun iyi yaşantılarla kötü yaşantıları içsel anlamda birbirine ayırt edecek ya da onları bir arada, pardon, bunları bir arada tutup yaşam deneyimleyecek gücü yoktur deniyor. İyi ile kötü bir aradayken, hani geliyor iyi anne geliyor işte, geliyor anne iyi, aa oğlum kızım aa ne kadar iyisin, ne kadar güzelsin, hoşsun falan. Bu iyi bir şey, iyi bir tasarım. Annenin tasarımında ister olarak iyi bir şey olarak içine atıyor. Sonra geliyor altına yapıyor çocuk. Ona Allah'ın cezası bu pislikmiş gibi bakıyor. Bu da kötü bir şey. Tamam, bu ikisini bir arada tutacak bir şeyi yok çocuğun, kapasitesi yok. Dolayısıyla bunları ne yapması? Ayrı ayrı tutması gerekiyor yani. Bir tarafta siyah, bir tarafta beyaz. Bir tarafta iyi, bir tarafta kötü. Bu birikiyor, birikiyor tabii. İyi, kötü, iyi, kötü. Nasıl birleştiriyor bunları? Karşısında tutarlı bir anne, olgun yapıda, psikolojik olarak olgun yapıda bir anne gördüğünde, yani daha doğrusu şu, benzer durumlarda benzer tepkiler veren bir anne gördüğünde. Anne bir şeye kızarsa kızıyor. Bir süre sonra bunları birleştirmeye başlıyor. İyi ile kötüyü. Yani hep gelen aynı anne. İyi davranan da aynı anne. Kötü davranan da aynı anne. Bu dönemde annenin bu kapasitesinin, onun bağımsızlığını destekleyecek kapasitesinin olumlu yönde olması. Onun ihtiyaçlarını yerinde ve yeterince görmesi. Bu da Winnicott'ın bir kavramı. Yerinde ve yeterince iyi annelik. Onun ihtiyaçlarını hem duygusal hem fiziksel olarak, daha çok duygusal olarak fark etmesi, gerçek bir anne olarak orada bulunması, o çocuk için psikolojik olgunluk yapısının üst düzeyde olmasını sağlayacaktır. Çünkü kendisini güvende hissedecektir. İhtiyaçlarının giderildiğini, sevildiğini hissedecektir. Anne bu gerçekliği görmüyorsa, anne kafasındaki çocuğu dayatıyorsa zaten bu bölümün kapanması mümkün değil. Ama diyor ki mesela işte, veya işte geliyor bir gün çocuk oyuncaklarıyla oynuyor. Aa ne güzel oğlum, ne güzel oynuyorsun diyor. Ertesi gün geliyor, Allah belanı versin diyor. Buraları hep dağıttın diyor. Bu var ya, çağırıyor falan. Çocuk da sürekli böyle bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Tamam mı? Yani kızan anne mi anne, yoksa seven anne mi anne? Şimdi bunu birleştirmesi mümkün değil o yaştaki bir çocuğun. Ama anne tutarlı bir şekilde orada dağıtıyorsa hep kızması, veya kızmıyorsa hep sürekli olarak bu kızmama durumunda tutarlı bir şekilde durması, o çocuğun hep aynı anne. İçerideki iyi ile kötüyü birleştirmesine büyük yardımı olacaktır. Ve dolayısıyla mesela paranoid şizoid konum kısmına geri dönecek olursak, bölme dediğimiz şey böyle bir şey. İlk 2 yaşta gerekli olan çocuğun iyi ile kötüyü ayırt etmesi, ayrı tutması, çünkü böyle bir kapasitesi olmadığı varsayılarak. Ama 2 yaştan sonra o fermuarın kapatılması gereken, 3 yaşa kadar, 4 yaşa kadar artık o fermuar kapatılması, bütün olarak dünyayı tam bir bütün olarak, diğerini gerçek bir şekilde, diğerini bir insan olarak, bir şey olarak, bir nesne olarak değil, bir gerçek bir insan olarak görebilmesine olanak sağlayan bu bölmenin iyi ve kötü yönleri kapanması gerekiyor. Ha. Paranoid şizoid konuda şizoid dediği şey bölme, işte bölme, bu kısmıyla bölme böyle bir şey. Kişinin yaşadığı şeyleri, yani bebeğin ikiye bölmesi. Bu dönemde böyle. Şizoid kısmı burayı. Ama paranoid kısmı nedir? İçinde bir kötü var. Bunu dışarı yansıtıyor. Sanki tehlike dışarıdaymış gibi. Hani paranoid yapıda da böyle bir şey yap. Dışarıdan gelecekler. Beni yok edecekler. Yani bebekte de içindeki kötü dışarı atılıyor. Sanki dışarıdan bir kötülük gelecekmiş gibi. Yani paranoid konumda hissettiği, deneyimlediği şeyin böyle olduğu varsayılıyor. Hatta biraz da buradan şey screen yapmıştık. Bunu şey yapmamız. Şimdi, evet. Şurada bakalım. Şimdi. Şizoid kavramı demiş bu makale kiminmiş? Berhard Grimmer diye bir adamın. Şimdi, şizoid kavramı altında bölme savunma mekanizmasının kullanımını anlamaktadır. Bölme, kısmi olarak katlanılamaz ve kişilikte bütünleştirilemez ilişki deneyimleri ve benlik durumlarının çelişkiliğini ve karmaşıklığını azaltır. Yani
Anne geliyor bir iyi bir kötü. Şimdi bu çok çelişkili bir şey bebek için ya. Çok karmaşık bir şey aynı zamanda. Bunu bütünleştirmesi o zaman dilinde mümkün olmuyor. Dolayısıyla bunu ayrı tutmak gerekiyor. Bunu kastediyor benim anladığım kadarıyla. Hem olumlu hem de olumsuz ilişki deneyimleri ve bunlara denk düşen benlik durumları. Yani kendiliği algılama şekli, arzuları ve fantezileri içselleştirilir ve bölünmüş ruhsal temsiller olarak organize edilirler. Büyümeden sonra olumsuz deneyimler halen var olmaya devam etmektedirler ve tehditkarlıklarını yani tehdit nedir buradaki? İyi yok etmektedir. Böyle mekanizması tek başına kaygıları azaltmada yıkıcı içselleştirilmiş benlik ve nesne kısımlarından, kendi yıkıcı duyguları ve uyaranlarından korunmada yeterli olmayacaktır. Ek olarak içsel tehdit edici olarak deneyimlenen benlik durumları, yıkıcı fanteziler veya içselleştirilmiş nesne temsillerinin diğer insanlara yansıtılması söz konusudur. Yansıtmalı özdeşim yardımıyla diğer insanlar yansıtmalı özdeşim de bu arada özellikle kişilik bozukluklarında çok sık gördüğümüz hani nedir mesela yansıtmalı özdeşim? Çok sakin bir şekilde bir gündesiniz, oturuyorsunuz, gazetenizi okuyorsunuz. Bir arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz geliyor bir şekilde geliyor. Budu 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 bir şeyler söylüyor sonra yani hiçbir şeyiniz yok içinizde. Kötü bir duygu, kötü hissetmenize bir şeyler söylüyor işte geçmişte de şöyle olmuştu, böyle olmuştu falan filan derken bir süre sonra acayip bir şekilde öfkelendiğinizi fark ediyorsunuz. Yani ulan biraz önce bir şeyim yoktu benim. Bir tane karikatür vardı bu. Mutlu muyum, mutsuz muyum falan adamla konuşuyorlardı. Tamam, niye mutsuz oldum ya falan diye böyle şaşırıyordu adam birdenbire, tamam mı? Karşımızdaki insanlar bizi bir şekilde bu kötü duyguyu attığında ve biz de birdenbire hiç yeri ve zaman bu duyguyu almışız birden kötü hissetmeye başladık. Olabilir evet mesela evet. Yani şimdi şey etmek istemiyorum ama şeyden aklımda mesela şarkıları evet. Ya o işte mesela onu yazan kişiyle direkt alakalı bir şey. Yani mesela bunu alıyoruz içimizde hissediyoruz ama mesela bunu daha çok birebir hissederiz. Yani birdenbire karşımızdaki kişinin o söylediği saldırganlığı karşısında o saldırganlığı içselleştiririz. Sonra onun boğazını sıkarken falan buluruz. Kendimizi bulabiliriz veya mesela veya çiftlerde böyle olabilir. Mesela ikisi de özellikle olgun yapıda değilse biri diğerini sürekli şey yapıyor. Mesela geliyor sürekli dürtüklüyor. Söylesin, böylesin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Çiftlerde çok görülür. Bir süre sonra diğer çift onun boğazını sıkarken falan böyle. Yani böyle bir duygunun içerisine girer. İşte bu yansıtmalıdır şimdi. Yani ben içimdeki duyguyu aldım, sana attım. Senin, yani kötüyü, içimdeki kötüyü sana yansıttım. Kötü olan sen oldun, iyi olan ben oldum. Sonra bir süre sonra da geldim, niye o kadar kızdın ki falan diyorum sana yani, tamam mı? Çünkü içimdeki kötüyü attım. Sürekli projekte ediyorum, introjekte ediyorum. Projekte, introjekte. Projeksiyon şeklinde bir sürekli dışa atma, içe alma. Dışa atma, iyi bir dışarıda bir içeride. Bir dışarıda çünkü sürekli böyle iyi hissettiğimde bir süre sonra kötü hissederim, kötüyü içime alırım. Ama ikisi bir arada barınamayacak çünkü bu bölme böylece kalmış. Burada bölme var. Bu bölme olduğu zaman bu ikisini bir arada tutamayacağım. Zaten ikisini bir arada tutma kapasitem olsa olgun bir psikolojik yapılanmada olurum. Dolayısıyla bunu dışarı atmam lazım ki kötü iyiyi yok etmesin. Kötü olduğumda da yani kötüyü içimde taşıyorsam iyi nerede benim için? Yani bunun bir şekilde dışarı atıyorum, içeri alıyorum. Ve dolayısıyla yansıtmalı özdeşim de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Böyle bir şey aslında bakacak olursanız. Ve Sezen Aksu'nun şarkıları da çoğu borderline şarkılar yani baktığınızda. Evet. Şarkılar, türküler falan zaten bunlara baktığınızda biz işte Tahir Hoca ile derslerde falan bunları şey yaparken arada bana derdi işte bir şey, bir türkü söyle bakalım falan filan söylerdik. İşte bu türküde şunu söylemiş, işte kişilik yapısı şu olabilir falan. Hocam bütün dinleme şeyimizi aldın içimizden. Yani biz bir daha nasıl efkarlanacağız bunda falan. Hani o kadar da bence içimizdeki şeyi öldürmemek gerekiyor. Biraz içimizde bir borderline parça kalsa iyi olur. Narsistik bir parça zaten kalıyor da hani öyle bunları dinlerken azıcık efkarlanmak falan iyi bir şey bence yani. Şimdi ek olarak dedik içsel tehdit edici olarak deneyimlenen benlik durumları, yıkıcı fanteziler ve içselleştirilmiş nesne temsilinin diğer insanlara yansıtılması. Yansıtmalı özdeşim yardımıyla diğer insanlar bunları üstlenme konumuna gelirler. Tehdit şimdi dışarıdan geliyormuş gibi deneyimlenir ve bu tehdit dışarıda kontrol edilmeli ya da onunla dışarıda savaşılmalı.
İşte bu konumun paranoid kısmını oluşturur. Yanı sıra şuna da dikkat etmek gerekir. Yalnızca olumsuz benlik ya da nesne kısımları değil, olumlu olanlar da yansıtılabilir. Biraz önce söylediğim gibi. Çok böyle bunu dallandırıp budaklandırmak istemiyorum ama konum olarak paranoid şizoid konumun şizoid kısmı zaten bölme dedik. Paranoid kısmı da dışarı yansıtıyor. Tehlike içeride kötü dışarı çıkınca tehlike dışarıdan gelecek. Veya olumlu olan şey kötü olan içeride falan gibi. Özetle paranoid şizoid konum erken dönüm bağımlılık ilişkilerini katlanılması, zor çatışmalı kısımlarını bölme ve yansıtma vasıtasıyla azaltılmasını amaçlamaktadır. Yani o dönemdeki bu gerekli bir şey. Yani doğal bir şey. Ama daha sonra bölmenin kapanmasıyla artık bu işlevini yitirmesi gerekiyor. Ama eğer ki bölme hala benim sistemimde hakimse hayatı halen paranoid şizoid konumda yaşıyorum. Eğer Melina Klein'a göre paranoid şizoid konumda yaşıyor olabilirim. Yani sürekli kötü dışarıda falan. Sen kötüsün, ben iyiyim. Veya ben iyiyim, sen kötüsün. Veya ben kötüyüm, sen iyisin. Hep ya içeride ya dışarıda. Gibi hep keskin bir şekilde o yaşamın verilmesi. Zaman hep şimdiki zaman. Geçmişte bağlantısı yok. İşte veya Kernberg'in söylediği gibi mesela Kernberg'in terapide yaptığı şeylerden bir tanesi, sorduğu sorulardan bir tanesi hayatını, yanlış hatırlamıyorsam, hayatını bir roman gibi bir bütün olarak mı deneyimliyorsun? Mesela bunu söylediğimde siz de kendi hayatınızı düşünebilirsiniz. Hayatını bir roman gibi mi deneyimliyorsun? Yoksa hikayeler, parça parça hikayeler gibi mi deneyimliyorsun? Burada amaçladığı şey şuymuş. Kimliğini bir bütün olarak mı algılıyor? Yoksa kimlik dağınıklığı dediğimiz, her gittiği yerde her girdiği kapı şeklini alan bir şeyde bulunur mu? Tabii ki sadece bu soruyla tahmin ediyorum ki çizilecek ve elde edilecek bir bilgi değil ama en azından çok önemli bir şey bu. Yani kendinize sorduğunuzda da içinizdeki cevabınız mutlaka size bir şey söyleyecektir, bize bir şey söyleyecektir. Baktığımızda bütün olarak mı algılıyoruz, parça olarak mı? Yani zaten kendimiz üzerinden bence algılamadığımız bir şeyi ya da deneyimlemediğimiz bir şeyi dışarıda başka bir insana söylemek faydasız. Bunu içselleştirmek, deneyimlemek, hissetmek mümkün değil zaten. Peki nedir yani bunun sonuçları nelerdir? Bütünleşik ve tam bir benlik içselleştirilmiş nesne temsili oluşmayacak. Daha çok birbiriyle bağlantısız deneyimlenen benlik durumları olacaktır diyor. Çok yaşantıların işte ne diyor? Bölme vasıtasıyla benlikle ve diğer insanlarla olan deneyimler bir yaşantı süreksizliğine yol açacaktır. Deneyimlerden öğrenmek zorlaşacaktır ve ilişkilerin bir tarihi oluşmayacaktır. Yani mesela şu geliyor. Yansımıyor mu? Ama öbürünü kapatmamız gerekecek. Onu şeyden bulabilirsiniz. suzangirginer.com'dan bakabilirsiniz. Diğer insanlar yüzeysel ve bir özneden ziyade bir şey olarak algılanacaktır. Yani bu deneyimler derinlemesine hissedilmeyecektir mesela yaşadığı deneyimler. Hep böyle bir doyurmayan ilişkiler. Gerçek olarak deneyimleyemeyen ilişkiler. Hep böyle içerideki yakıt deposunu doldurmak için. Yani kendini iyi hissetmek için. Ya da içerideki çok kötü hissettiği bir duyguyu uyuşturmak için. İlişkiler olacaktır. Bu sonrasında hakim olduğunda sisteme. Gibi devam ediyor. Bu yani isterseniz bunu ayrıntılı okuyabilirsiniz. Hani kısaca bahsetmek gerekirse bunu bahset bu önemli bir şey bence. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Hani paranoid şizoid konum diyoruz ama burada neyi kastediyoruz? Bir saniye, beceremedim. Şimdi. Yani bu da bir aynı zamanda
depresif konumda, paranoid, şizoid konumdan depresif konuma geçtiğinde kişi deniyor, öyle varsayılıyor. Birincisi aslında nesnenin o kadar, yani çünkü nesneyi bir taraftan karşı, nesne derken anneyi ve karşısındaki şeyi, bakım veren kişiyi de bölüyor. Çok zalim ya da çok bakım veren, olağanüstü bir varlıkmış gibi. Yani çok iyi ve çok kötü. Nesnenin aslında depresif konuma geçtiğinde, yani tam ve bütün hissetmek, bütün haliyle diğerini deneyimlemek. Bu sefer nesnenin o kadar zalim olmadığını ve içindeki saldırganlık duygularından ötürü suçluluk bunun ortaya çıktığı söyleniyor. O kadar da zalim değilmiş yani bu nesne. Evet. Veya ideal olan nesnenin kaybı. Acayip bir şeydi ya da çok iyiydi yani. Onun şeyinin getirdiği, kaybının getirdiği keder, hüzün, acıyı yaşıyor yani depresif konuma geçtiğinde. Ama bu büyük bir yas ve bu yas sürecini yaşadığında bu sefer yeni hayat, yani kendisine kendi yeni hayatını yaşamaya başlayabiliyor. Bu yas tutması buna yarıyor. Çünkü paranoid konumda ya da periyodik konumdayken onu deneyimleme şekli ya çok zalim, ya çok kötü, ya çok iyiydi. Ama burada depresif konuma geçtiğinde yani o kadar da zalim değilmiş. Yani suçlu hissediyor. Ya da o kadar da tanrısal bir şey değilmiş yani. Evet. Ve dolayısıyla bunu kaybetmek de bir kedere yol açıyor. Nasıl gidiyor? Anlaşılır oluyor mu? Sağlıkla ilgili kayıplar. Bu da önemli bir şey. Yani sağlıklıyken sağlıksız, yani bir büyük bir hastalığı, işte kanser. İşte ne bileyim, aslında sadece kanser de değil. Yani mesela ciddi bir cilt problemi. Mesela kronik bir rahatsızlığın olması. Bence bunlar da işte mesela veya sindirim sistemi ile ilgili sendromlar, mesela huzursuz bağırsak sendromu falan. Bunlar da ortaya çıktı. Yaşam kalitesini bozan her şey aslında bizim için bir kayıp anlamına geliyor. Yani sağlıklı olanı kaybetmek üzücü olabiliyor. Başka bir konu. Eğer ben burada böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıyasam yeni duruma adapte olmakta çok zorlanırım. Çok büyük keder yaşayabilirim mesela. Çünkü yani sağlıklı hayatımı kaybettim. Çok acı verebilir bu bana. Çok dediğim gibi önemli bir hastalık. Yani hani daha doğrusu hayati bir hastalık olmasına gerek yok. Yani hayatımın kalitesini bozan tüm rahatsızlıklar benim için böyle bir şey diye sebep olabilir. Hayat düzenini değiştiren kayıplar. Nedir bu? Göç. Çok önemli. Birazdan sunumun sonuna doğru. Şey okumuştum yine, Vamuk Volkan'ın Mültecilerle ilgili bir kitabı var. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Onların sanırım Mülteciler, neydi o kitap ya? Vamuk Volkan. Mülteciler yazarsanız tam isim çıkabilir. İşte bu. İşte mesela Suriyeliler var ülkemizde, Afgan. Ülkesini bırakıp gitmek zorunda kalan insanlar. Savaş çıkıyor. Bazıları öyle olmasa bile işte başka bir ülkeye gidiyor vesaire. Tabii göçmenlik, göçmenler ve mülteci. Göçmenlik başka bir şey, mültecilik başka bir şey. Mülteci zorunlu olarak bir ülkeyi terk ediyor. Mülteciler için işler biraz daha zor. Yani göçmenler gönüllü olarak, işte ben gidiyorum mesela Kanada'ya. Orada göçmen olarak yaşamımı devam ediyorum. Benim için daha şey olabilir. Avantajlı olabilir. Diğeri daha dezavantajlı. Çünkü ülkesini bırakmak zorunda kalmıştır, bir savaş durumu, zorunlu bir şey yüzünden. Evet. Şehir değişikliği, iş değişikliği, bunlar bu arada üzebilir. Yani ben bir şehri çok seviyorum. O şehri bırakıp başka bir şehre gitmek, orada yaşamak beni üzer. Çok doğal bir şey. Ama bunu içimde böyle handle edemiyorsan, yani bunu böyle ne denir ona? Düzenleyemiyorsam o duygumu düzenleyemiyorsam bu benim için sıkıntı verebilir. Ama bunun için üzülebilirim. 3-5 ay üzülebilirim. Bu doğal bir şeydir bence. Çünkü orada bir sürü yaşadığım şey var. Yaşadığım alışkanlıklarım, arkadaşlıklarım. Annem, babam belki orada. Bu. Özlüyorum bunları. Bu da çok güzel bir şey. Aynı zamanda bu şeyi de sağlar.
özlemi sağlar. Dönünce orada çok şey olursun. Ziyarete gittiğinde falan çok mutlu olursun falan. Ama zaten özlemiyorsan. Tabii, kesinlikle çok doğru bir söylem. Kesinlikle çok doğru. Evet. Gerçek bağlar kurmuşsun. Evet. Diğerinde zaten özlem falan pek olmuyor. Yani diğerini bulana kadar, başka bir şeye tutunana kadar, hani hemen ben bıraktım, bir ilişkim bitirdim, hemen başka birisini buldum. Evet. O zaman o benim için en iyi oldu. Öteki yani şeyden ibaret. Nesneden ibaret. Veya aklıma başka bir şey de geldi. Yani veya işte terk edildim, tüm dünyanın sonu. Bu da çok olgun bir şey değil. Öldüm bittim. Ama öldüm bittim diyorum falan ama ondan sonra gidiyorum hemen şey yapıyorum. Başka birindim. O zaman geçiyor oluyor. Diyor ki sen çok bana birisi geliyor diyor ki çok üzülmüştüm diyor. Hani diyor çok diyor kötüydüm diyor. Diyorum ki o zaman geçti gitti diyor. Onu hissedemiyor yani. O bir başka deneyimdeki duyguyu hani mesela biraz önce yansıtmalı özdeşimde de ben geliyorum işte bağırıyorum, çağırıyorum, sizi yüklüyorum falan filan. Ya da bana bir şey dediniz. Bağırdım, çağırdım, çok kızdım falan filan. Kavga ettik. 5 dakika sonra geliyorum size diyorum ki şey, hadi sinemaya gidelim. Diyorsunuz ki bana Allah Allah şey hani yani 10 dakika önce kavga ettim. O duygu geçmiyor. Diyorum ki, biliyorum bilgi olarak işte diyorum ki şey, o zamandı ya boş ver böyle şeyler olur aramızda. Ulan küfür etmişim sana. Biraz önce hakaret ettim sana. Falan yani. O yüzden söylediğiniz şey çok önemli bence. Hani bu deneyimin bütün olarak işte aslında paranoyayı çizerek konu buradan biri. Hani deneyimlerin bütün olarak şey yapılması. Yani yaşadığımız şeylerin bütün olarak deneyimlenemez, tecrübe edilememesi. Diyor ki, diyorum ki şey, o zaman ya olur. Onun ağırlığını hissedemiyorum. Ben adama hakaret etmişim. Şey yapmışım, rencide etmişim. Diyorum ki olsun hadi gel tiyatroya gidelim. Etrafımızda böyle insanlar vardır. Bunu deneyimlemişsinizdir yani diye düşünüyorum. Keşke deneyimlemiş. Evet yani. Ama deneyimliyoruz. Yani böyle şey. Biz de yaşayabiliriz. Siz de olabilir. Yani bizim içimizde de böyle şeyler olabilir. Yani etrafımızda böyle insanlar var derken kendimi dışsallaştırmak ya herhangi bir şeyi dışsallaştırmak adına söylemiyorum. Çünkü biz çok yapıyoruz. Ağzımız alışmış alandaki kişiler olarak işte ya borderline'ler şöyle işte, narsistler bunu yapmamak lazım. Yani biz orada bir yapıdan bahsediyoruz. Bir insandan bahsediyoruz. Evet, çok kötü şeyler yapmış olabilir. Ama burada bir şey anlatmıyoruz biz. Bunu kendimiz yaşadıysak bir insana bunu şey yapabiliriz, nefret duyabiliriz ama yani bir bozukluktan bahsederken ya bu insanlar da böyledir. Çünkü o insanlar geliyorlar, o insanlar okuyorlar, o insanlar farkındalar bu olanları ve yani burada dikkatli olmak lazım uzmanlar olarak özellikle bizim için. Yani biz bu manada buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Bazen böyle şey yapıyorum. Alakası olmayan şeyler söylüyorum ama bence işimize yarayacak şeyler. İşte savaş dedik. Doğal afetler. Bir ilişkinin bitişi. Bu da bir yaz sürecidir yani. Çok 5 senelik bir ilişkim bitmiş diyelim. Üzülürüm ben. Bir süre biriyle birlikte olmak. Ya, gözüm başka bir şey görmez yani. Yani kederlenirim, ağlarım, bir şeyler yaparım. Müslüm dinlerim, Sezen dinlerim işte falan. Sonra yavaş yavaş hayata adapte olurum ama. Eğer ki ders tutabilme işini becerebiliyorsam. Bir yakın ölümü zaten bu fix olarak şey yapan bir şey. Bir şey mi soracaksınız? Şu mikrofonu uzatabilir miyiz? Bizim kişiyiz falan. Şizonayı. Kusura bakmayın. Size böyle bütün olmayı falan almışken ben siz de öğrenmişim. Şey hocam burada o yaz sürecinden bahsettiniz ya. Her bir durum için hani farklı yani şunu öğrenmek istemiştim. Oradaki yaz sürecinin
sağlıklı olanı, hani bunu ne kadar tutmak, ne kadar yaşamak, bunu oradaki her duruma göre yeniden değerlendirmeli insanım. Tabii Hani tabii. onu merak ettim. Tabii tabii Teşekkür. şey bu relatif değişken bir şey. Yani aslında sunumun başında da söyledim. Şöyle. Yani şöyle duymuştum, bazı terapistler böyle büyük, mesela terapi devam ederken çok büyük bir kayıp yaşadığında tam tersi, hani onunla süreci yönetmek yerine 2 ay boyunca bana hiç gelmiyorsun, gidip yasanı tut, ondan sonra bir bakarız, bir gel falan gibi bir yaklaşım. Yani bilemiyorum, bunu bir şey yapmak lazım. Kişinin talebi de önemli bu arada. Yani benim gerçekliğim, oradaki varlığı, onun yas tutmasını engelleyecek bir şeye dönüşüyorsa evet olabilir, ama benim hayatında var olmam zaten o bir süre bana gelemeyecektir diye düşünüyorum. Yani mümkün olmayabilir o süre zarfında. Ama mesela ben onun hayatımda, tabii şimdi şöyle, yani kişinin ihtiyacına bağlı zaten, talebine bağlı. Hani benim karar verebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Başkası başka şekilde düşünebilir. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bravo, bravo, bravo. Yani zaten evet, zaten birisi kaybetmiş, terapisini de kaybediyor. Özellikle daha işte priyodipal yapıya yakın kişiler bunu böyle deneyimleyebilirler. Biraz daha o 3 yaştaki olgunluğu aşmış, nevrotik diyebileceğimiz ödipal döneme gelmiş kişiler, onlar da olumsuz deneyimleyebilirler, ama kişinin talebine bağlı dediğim gibi. Ben öyle uygularım. Yani sen nasıl istiyorsun? Çünkü onu bilmiyorum ki ben. Onun gerçekliğini bilmiyorum. Bu manada bence her terapi kuramları çok önemli. Bizim için bir çerçeve sağlarlar, ama o terapi kuramlarının söylediği şeyler mutlak gerçekler değil. Yani mesela diyelim ki biz çerçeveyi kuruyoruz. Gizlilik şeyimiz var. Kimseye haber vermiyoruz. Danışanımız intihar edecek. Ne yapacağız? Haber vermeden bekleyeceğiz mi onu? Yani ciddi bir şeyse birine vereceğiz. Bu şeyi bozabiliriz, kuralı bozabiliriz. Yani ben sıraya girmişim. İşte bir şey için sıra bekliyorum. O sırada da üzerime doğru bir şey geliyor, ya da ne bileyim bir kaza, bir bela olacak. Orada duracak mıyım ben? Dur, gerçeklik var. Bir gerçeklik. Orada hissettiğimiz gerçeklik, bir ihtiyaç. Bu şeyi bozabilir. O zaman çerçeveyi falan def edebiliriz yani. Bu manada hani şey açısından söylüyorum. Çerçeve çok önemli. Böyle bir gerçeklik olduğunda, onun gerçekliğinde onu, çerçeveyi bozmamız gerekiyorsa, hayati bir tehlikesi varsa, sağlık açısından endişeleniyorsa arayabiliriz. Hani nedir çerçevede? Danışanla terapist, özellikle psikodinamik kuramlarda terapiste terapinin dışında bir iletişime geçmezsin. Bu terapi süreci içerisinde iyi bir şeydir, ama elzem bir şey oldu. Terapiye gelmiyor, ben onu arayabilirim. Danışan olmadan terapi yapamam zaten. Kernberg de bunu söylüyor mesela. Yani onlar bile çok sert olmasına rağmen, hani aktarım odaklılığının çerçevesi çok nettir. Sert derken çok net olmasından bahsediyorum. Bizim kültürümüzde sert olabiliyor, kaçabiliyor. O dahi danışan gelmesi, danışanı getirmek için arayabilirsin diyor. Yani bu danışan olmadan ne yapacaksın ki? Terapi olmaz o zaman. O yüzden hani sizin sorunuza geri dönecek olursak, bu kişinin talebiyle, ihtiyacıyla, o kişiyi görerek, o gelmek istemiyorsa şunu söylerim ben. Hani ben gelemeyeceğim. Tamam. Ne zaman gelmek istersen buradayım. Ona şey de demem diye düşünüyorum. Ha, gel, iyi olur bak. İşte ben böyle demem diye düşünüyorum. Ama senin ihtiyacın olduğunda, benimle konuşmak istediğinde ben buradayım. Bana ulaşabilirsin. Hem ulaşılabilirliğimi koruyorum orada kendimce. Hem de işte terk edilmişlik gibi hissetme gibi vesaire şeylerin önüne geçiyorum diye düşünüyorum. Saat kaç? 7. Böyle gidersek bitiremeyeceğiz. Birazdan devam edelim. Yani biraz endişelenmiştim. Vereceğim, evet. Yani çeyrek geçe gibi falan bir 10-15 dakikalık bir mola verebilirim. Yoruldunuz mu? Biraz önce bahsettiğim şey aslında Van Volkan'ı söylüyor. Yas tutmayı yalnızca ölüm ya da boşanma gibi, büyük kayıplara bir yanıt gibi düşünme eğilimimiz var. Oysa yas tutma basitçe herhangi bir itim ya da
Değişikliğe verilen psikolojik bir yanıt, iç dünyamız ile gerçeklik arasındaki bir uyum sağlayabilmek için yaptığımız uzlaşmalardır. Bu çok önemli bir cümle bence. Yani benim o uzlaşmayı sağlayabilmem için pat diye oraya geçemiyorum ben yani. Bunu yaşamam. Oraya, o alana bir inmem gerekiyor. Şimdi burada yaşıyorum. Bak, yükseklerde. İyi yani. Düşü pat bir kırılma yaratıyor. Bu kırılmayla birlikte başka bir alana düşüyorum. Bu alanda kalmam gerekiyor. Tekrar öbür tarafa doğru yükselebilmem için. Bir geçiş sağlaması gerekiyor yani. Hani canımın yanması gerekiyor ki daha sonra kırılmaya. Yani bu geçiş, uzlaşı noktalarını ve geçiş noktalarını ben şey olarak diyorum. Hani mesela hayatta çok vardır. Yani işte mesela çay doldururken bardaklara önce sıcak suya tutulur, sonra tekrar çay doldurulur. Neden? Çatlamasın diye. Yani evet, o ara geçiş sağlanır. Yani hayatta birçok alanda da bu vardır yani. Bir geçiş sağlanması için o ara kısımda kalmak gerekir. Ya da ne bileyim işte çok sıvı bir şekilde beslenmek zorunda olan sağlık durumundan dolayı birisi birdenbire katı besinlere şey olmaz. Evet, geçmemesi önerilir. Yavaş yavaş hani daha böyle yumuşak bir şekilde. Evet, çünkü bu sistemde problem yaratabilir. Kabızlığa sebep olabilir mesela. Ya da başka bir şey ağır gelebilir gibi. Bu noktada burada da psikolojik anlamda yaz süreci bizim de o alana gitmemiz, o alanda durmamız, o diyarı tatmamız, o diyardan tekrar yaşam diyarına dönmemiz. Sonuçta hepimiz öleceğiz, hepimiz kayıp yaşama olasılığımız var, yaşamaya devam ediyoruz ve bu gerekli bir şey. Ve hayatın devamlılığı da böyle var. Hayatı bir yerde de böyle canlılığımızı deneyimliyoruz. Ya da ne bileyim işte varoluşsal şey yani yas ve ölüm aslında hani varoluş psikoterapinde çok önemli konulardan yani direkt şey ölüm çok önemli bir şey yani. Hani yapılan araştırmalar özellikle yas bağlamında düşündüğümüzde İşte Irvin Yalom'un yaptığı gruplarda işte kanser hastaları vesaire falan. Hani öleceğim diyerek kabul edip hayatı bir şekilde yaşamaya devam eden. Yani kabaca söylüyorum bunu aklınıza sığınarak hani hatırladığım kadarıyla. Böyle yaşadığında daha çok hani yaşadığı görülüyor. Ömrünün uzadığı görülüyor kanser hastalarının çalıştığı. Ama kapanan işte tabii ki kolay bir şey değil bu arada. Hani, ama şey yapan, hayata küsen, hiçbir şey yapmayan insanların daha çabuk bu hastalığa yenik düştüğü görülüyor. Yani bu manada ölümü kabul edebilmek, işte bu da aslında kuramlar arasında geçiş yapacak olursak, yani varoluşçuluktan nesne ilişkilerine geçecek olursa tam ve bütün hisseden bir insan ölümü kabul etmesi daha olasıdır. Daha varoluşçu bir şekilde yaklaşabilmesi. Çiğ bir şekilde değil. Gerçekten bütün bir şekilde. Ölümü kabul ettim demek de kabul edilmiyor. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu ben çok içeriden deneyimleyemiyorum açıkçası. Yani ölüm zaman zaman korkutan bir şey benim. Gerçi korkmak ölümü kabul etmenin önünde bir engel mi onu da bilmiyorum. Ama bir şeyi kabul ettiğimizde şunu biliyorum. Bir şeyi kabul ettiğimizde ve buna rağmen yaşamaya devam ettiğimizde daha şey olabiliyor. Daha hayata tutunabiliyoruz. Daha iyi hissedebiliyoruz kendimizi. Evet. Ona rağmen hayatı yaşamak. Yani oradaki olumsuz bir şeye rağmen hayatı yaşamak bizi daha şey bir insan yapabiliyor. Hayata bağlanıyor. Çünkü yapılabilecek bir şey olabiliyor ve baktığınızda bu tür insanlar çok fazla. Hani ismini hatırlamıyorum ama bir kadın vardı. Protez bacağı vardı. Sonra Neslihan değil mi? Neslihan evet. Mesela öyle bir insan olarak görüyorduk dışarıdan. Öyleydi muhtemelen. Yani yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen öyle deneyimliyordu hayatı. Hepimiz yas tuttuk belki de. Yani hepimizin bir tarafına dokundu o vefat ettiğinde yani gördüğümüzde üzüldük. Çünkü artık bir şey olmuştu, simge olmuştu artık bizim için. Yas işini yapabilme yetisi diyor, gelişimsel öykümüze bağlıdır. Doğduğumuz günden itibaren bir şeyleri bırakarak büyürüz.
Bebek sütünü bardaktan içmek için annesinin memesini bırakmayı kabullenir. Yürümeye başladığında kucakta taşınmanın güvenliğini kaybeder. Eğer bu geçişler güvenli bir ortamda olursa çocuk iyi gelişir ve yas tutmak için psikolojik bir modele sahip olma olasılığı artar. Yani burada benim psikolojik modelden olur. Annesinin verdiği şeyle içeride bir model oluşuyor ve yas tutabilme şeyine kavuşuyor. Sağlıklı ayrılıklar birbirinin üstüne inşa edilir. Sağlıklı ayrılıklar birbirinin üstüne inşa edilir. Bir merdiven düşünün. Durduğumuz yer iyi ise, merdiven ayakları yere sağlam basıyorsa ve bir sonraki bir saniye. Bir sonraki basamağa çıkmak. Yine kaybettim. Bir sonraki basamağa çıkmaya hevesliysek yükseklere çıkabiliriz. Merdiven sallanıyorsa ya da çok hızlı çıkmaya zorlanıyorsak basamaklara, yani zorluyorsak olacak sanırım. Bu basamaklara hakimiyet duygusu olmaksızın korkuyla çıkılır. Bu da Vahmi Koca'nın çok güzel bir metaforu bence, yani hayata ve yas tutmaya dair. Kendisinin de yaşam hikayesinde zaten yas tutamamakla ilgili olarak özellikle ikame çocuk olması ile ilgili dayısı, vefat eden dayısının ismi veriliyor kendisine. Bağlantı nesnesinden bahsedeceğim ikinci kısımda. Bir insan da bağlantı nesnesi olabiliyor. Bağlantı nesnesinin ne olduğunu da orada açıklayacağım. Yani onun yerine ikame edilen çocuklar var. Mesela şey olur. Yani ölmese de aslında ikame çocuklar çok fazla. Mesela işte şimdi dedesinin adı diyelim ki şey, yani ne olsun, Ali, tamam mı? Veya işte Abdullah. Yani Abdullah koymak istemiyor, tamam mı? Veya ne bileyim işte, bunu şey anlamayın. Yani Abdullah benim çok sevdiğim bir isimdir. Hani koymak istemedikleri için, hani diyor ki, ya da şey için, kırmamak adına koyuyorlar ya, Abdullah diyor, dedesinin ismini koyuyor, sonuna da Can ekliyor. Ama bu şey mesajı, aslında biz bu ismi koymak istemiyorduk. Bu kötü bir şey bu arada. Yani iyi bir şey değil. Yani yaşayan birisini ya da ölen birisinin ismini koymak. Onun anısını yaşatmak deniyor ya, onun anısı değil, onu ta kendisini yaşatmak istiyorsun sen. O yaşasın istiyorsun ama canı öldürüyorsun. Onun yaşamının, yani onun hayatını yaşamanı istiyorsun. Dolayısıyla Vahmi Koca da bu beyazı ve daha sonra işte mesela Amerika'dayken arkadaşını öldürüyorlar. Kıbrıs Rum kesiminden gelenler eczanenin önünde. Annesine ilaç almaya gidiyor. Hazin bir hikayesi var onun da. Ve onu bırakmış oldu. Ve benim hayatım orada başladı. Erol, yanlış değilsem arkadaşının adı. Ankara'da fakültesinde okurken birlikteler, o da arkadaşı, memleketlisi falan. Zaten işte mültecilerle ilgili olarak kendisi de bir göçmen olduğu için, göçmen ve mültecilerle ilgili bu kadar yazmasının şey, içeriden gelen bir şey. Onu hissederek yazıyor. Bilmiyorum, hiç gördünüz mü, hiç dinlediniz mi kendisini, ama çok acayip, müthiş bir adam yani Mahmut Hoca. Benim kendisini övmek gibi olmasın deyip övüneyim. Kendisini hem dinlem hem de türkü söyleme şansım oldu. Tahir Hoca türkü söyletirken böyle beni bir böyle bir dedi ki, hocam böyle böyle türkü söyleyen bir arkadaşımız var, ben böyle kabardım, böyle narsistik bir büyüklenme yaşadım falan. O yüzden hem dili çok iyi bence anlatış şeyi ve içeriden gelen bir şeyle gerçekten anlatıyor Doğan Hoca. Bu yüzden eserlerini, yazdığı şeyleri okumanız, ama şey biraz anlaşılmaz. Kırmızı kitap var, nesne ilişkileri kitabı. O biraz nesne ilişkileri konusunda bilmeniz gereken, araştırmanız gereken, çünkü böyle ağır bir kitap böyle. Ama işte bu kayıptan sonra yaşamdır. Gidenin ardından şu an baskısı yok ama aynısı zaten aşağı yukarı kitabıdır. Evet işte şey, Fanus'taki adam, işte hayvan katili, neydi, atlarla yaşayan kadın mıydı, öyle bir şeydi. O var. Ondan sonra Atatürk Anatürk kitabı, gerçekten o da çok güzel bir kitap. O yüzden öneririm. Vahmi Koca'yı bu kadar övdükten sonra devam edelim. Evet, farklı evrelerden geçeriz. Yani yas tutmanın evreleri var. Bir kere bu iş başladıktan sonra evreni kaybetmek üzerinden gidecek olursak, yas tutmanın evreleri, yani literatürde diyor Vahmi Koca, çok farklı şeyler işte, ama psikanalitik açıdan da farklı şeyler söylenmiştir diyor. Örneğin George Polo yas tutan kişilerin evrelerini akut ve kronik olarak iki evrede sınırlandırır. Bunlardan birincisini kendi içinde üç ardışık evreden oluştuğunu kabul eder. Kaybın reddedilmesinin eşlik ettiği şok, duygusal akut keder duygusu ve son olarak da yitirilen kişinin ya da şeyin
içsel temsiline yönelik ruhsal ilginin geri çekilişini yansıtan ayrılmak. Yani yavaş yavaş bizim ilgimiz o kişinin üzerinden çekilir. Sağlıklı bir yas tutma evresi şey içerisinde. Ha, içimizde ona dair şeyler mutlaka kalır. Özdeşim kurduğumuz şeyler. Yani burada aslında özdeşimde demişken içe atma ile içe atma dediğimiz savunma mekanizmasıyla özdeşim kurmayı aslında birbirinden iki farklı savunma mekanizmasıdır. Olgun psikolojik yapıdaki insanlar özdeşim kurarlar ve onu diyelim sizin bir özelliğiniz var. Ben alıyorum bunu görüyorum ve kendime göre onu şey yapıyorum. Kendime göre kendimi has bir hale getiriyorum ve onunla özdeşim kuruyorum. Kendi malım haline getiriyorum. Özdeşim böyle bir şey ve daha çok olgun yapıdaki insanların gerçekleştirebileceği bir şey. İçe atma ise olduğu gibi mesela sizin yaptığınız, ben mesela ilk 3-4 yılda terapistlikte mesela Timur Hoca'dan eğitim almıştım. İşte Tahir Hoca'dan eğitim aldım. Tahir Hoca gibi seans yapıyordum. Onun söylediği şeyleri falan. Zaman zaman hala veriyorum ama sanki oymuşum. Tamamen içe atılmış bir şey. Timur Hoca gibi seans yapmaya çalışıyorum falan filan. Yani bu tamamen bir içe atma. Benim kendi malım haline getirmem değil. Onun verdiği tepkileri, onun yaptığı esprileri, onun söylediği. Timur Hoca bir gün süpervizyonda şey demişti bana. Ya kendimi dinliyormuş gibi oldum falan yani. Bu benim için böyle ayrıltıcı bir şey olmuştu. Ne zaman ki kendim gibi yani terapi yapmaya çalıştım, o zaman daha çok, daha iyi hissettim kendimi. Yani ek olarak danışan sayımın da arttığını gördüm. Çünkü daha gerçek bir şey oluyor. Başkası gibi içime atıp başkası gibi yaparsam o zaman olmuyor. İnsanlar hissediyor bunu. Nasıl? Mikrofon nerede acaba? Mikrofona kayıt oluyor da. Bizim enstitüde kayıt var. Kaydın şey olması için, sesinizin duyulabilmesi için, daha sonra dinlenildiğinde anlaşılması için mikrofon önemli bizim için. Açtınız mı acaba? Söylemek istedim aslında. Zaman zaman yasın herhangi bir tetikleyici karşısında nüksettiğini görebiliriz, öyle değil mi? Kısa süreli de olsa. Bugün içinde. Yani o duyu görebiliriz diye düşünüyorum. Ben de öyle. Görebiliriz. Yani bu biraz yani yas derken yası değil de. Bence yası işini bitirmişizdir zaten. Ama o ona dair oradaki duyguyu tekrar canlandırabilir diye düşünüyorum ben. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu kesin bilgi değil, benim düşüncem. Ama o yas işi biter zaten orada. Arada sırada ama işte yerleşik bir yas varsa, mesela EMDR mantığıyla konuşacak olursak, tetikleyiciler vardır ya EMDR'de. Tetikleyiciler bir şeyi harekete geçirir ve buna bağlı anılar vardır der beyinde. Değil mi? Bu çağrışım oluyor daha çok. Bağlantı nesnesi daha farklı bir şey. Bağlantı nesnesi bizim ölen kişiyle aramızda şey yapan bir bağ oluşturan sihirli bir nesnedir. Yani bu özeldir, tektir. Bağlantı nesnesi tektir. Yani baktım çağrışım başka bir şey. Onu çağrıştırabilir. Ben gördüm işte bir yerde benim dedeme foterli derlerdi. Fötr şapka vardır ya. Fötr demiyorlar, föter diyorlar bizim şeyde, köyde. Foterli denildi. Çünkü o fötr şapka takardı. Ben fötr bir şapka görsem aklıma bir dedem gelir, beni çağrıştırabilir. Bir de Süleyman Demirel gelir yani işte. Ama Süleyman Demirel benim içsel olarak duygusal dünyamda bir yeri yok. Dedemle ilgili duygularımı çağrıştırabilir yani. Gelebilir. Bunlar düşünebiliriz, duygulanabiliriz işte. Bunlar olağan şeyler. Ama saklıyorsak bir nesneyi, o nesneye ne bir taraftan korkuyorsak, orada olduğunu biliyorsak, bir taraftan orada olduğunu bilip diğer taraftan korkuyorsak, bu bir yerde duruyorsa, bağlantı nesneleri zaten genelde gizli yerlerde, dolapta falan, ortalığa pek çıkarılmaz onlar. Aynen öyle. Bravo, çok doğru bir şey. Ölümü dondurmak işte. Çok doğru bir kavram. Zaten komplike yas tutanların rüyalarında bir tanesini de Varmık Hoca donmuş rüyalar olarak tarif ediyor. Yani donmuş, donmakla ilgili. Zamanın donduğu resim gibi falan. Biraz sonra geleceğiz oraya. Şimdi evrede saat kaç oldu? Çeyrek geçe geliyor yavaş yavaş. Bobby ve Farkız. Bobby de bizim için önemli bir adam biliyorsunuz. Bağlanma kuramı çok fazla şey yapıyor yani. Kullanılıyor ve çok önemli şeyler yani.
söylemiş. Önemli araştırmalar yapılmış. Yani sonra değeri anlaşılan ama çok şu anda şeye çok bence Bolby gibi bir de Daniel Stern'i duydunuz mu bilmiyorum. Bu iki isim veya işte şey adını unuttum ya. İnsan ilişkilerinin nörobilim kitabının yazarı kimdi? Evet. Kozolino. Bravo. Kozolino gibi adamlar şu andaki bence psikoterapi sistemlerin değişken psikoterapi yani şey özneler arası. Sen varsın ben. Kesin birisine dayattığı bir şey yok. Tek kişilik terapi değil. Çift kişilik terapi. Sen varsın ben varım ve aramızda bir alan var. Bu alanda ne oluyor bitiyor. Senin söylediğin bir şey bana etkiliyor. Benim söylediğim bir şey sana etkiliyor. Birbirimizi etkiliyoruz. Bu terapi anlayışına çok şey katan bence şeyler. Kişiler. Özellikle Kozolino. Daniel Stern. Sonra Alan Shore. Nörobiyoloji alanında. Alan Shore'un da özellikle şey kitapları çok iyi. Bir de mesela net olarak anlamak isterseniz nörobiyolojiyle ilgili bir şeyler okumak isterseniz daha doğrusu okuduğunuz şeyler vardır belki ama enstitüde girip anlattığı şey var. Eğitimin deşifreleri var. Çok acayip güzel. Ben yani çok böyle özet olarak anlatılmış. Çok güzel yani. Elvin ne diyormuş? Birinci evrede yoğun acı ve kızgınlık alanı ani öfke ve patlamalarıyla kesintiye uğrayan hissizlik dönemi patlıyor. İkinci evre yitirilen figürü özleme ve arama. Bunun ardından dağınıklık ve onu takiben de bir derece yeniden yapılanmayı ifade eden dördüncü ve son evre. Şimdi zaten kendisi diyor ki ben de ikiye ayırırım diyor. Keder tepkisi ve yas tutma. Yani kederli, başında söylediğim gibi kederle yas tutma işini ayırıyor ve yas tutmayı da yatsıma. Yatsıma dediği şey inkar etme ölümü. O anda gelen ölümü inkar ediyor. Yani yok olmadı. Bölme. Bu bölme benim anlattığım savunma mekanizması olan bölmeden farklı bir bölme. Bu bölme şöyle. Mesela bir taraftan babası vefat etmiş. Onun cenaze işleriyle uğraşırken diğer taraftan örneğin işte cenazede işleriyle ilgili işte gelenlere yemek dağıtılacakmış. Onlara ne dağıtılacak diye babasına sorma geliyor aklına. Sonra birden sen diyor ki babam öldü. Bölme dediği şey bu. İkisini bir arada yaşıyor. Yani böyle bir şey. Yani daha sonra bu devam edebiliyor. Yani baban öldü. Diyorsun ki bir şey geldi. Dur bir babama sorayım. Sonra diyorsun ki yani babam ölmüştü, annem ölmüştü, abim ölmüştü falan. Pazarlık etme işte şey bu da. Ya işte şu yoldan gitseydim böyle olmayacaktı. Zamanında yetişseydim ölmeyecekti. Hayır ya. Ölecekti o. Ama o anda onu hissediyor. Sonra zaten bu. Bunu kabulleniş zaten. Bunu kabullenebilmek yaz sürecini sürebilmek anlamında. Yani tabii bazı durumlarda daha zor olabiliyor. Hani mesela aklıma şey araba kullanıyorum. Benim kullandığım arabada bir yerlerinde bir şey oldu. Bunu atlatması çok daha zor olabilir yani. Bu pazarlığı sürdürmesi. Şuradan gitseydim, buradan böyle yapsaydım. Bunu sadece birisinin ölümüyle, kaygıyla ilgili de düşünmeyin. Yani başınıza kötü bir şey geldiğinde benim mesela oluyor fantaziler. Oluyor böyle diyor musun? Ya şunu yapmasaydım, şuraya gitmeseydim bak bu başıma gelmeyecek. Yani sanki şey gibi hani Game of Thrones'ta karakter var. Üç gözlü kuzgun diye orada diyor birisi ona diyor ki işte şey ben bunu yapmasaydım başımıza bunlar. O da diyor ki şimdiki insan olmayacaktın yani o zaman. Hani buna erişebilmek biraz zor ama gerçekten öyle. Hani mesela diyelim ki işte hastalıkla ilgili hasta olmadığım günler işte keşke şöyle yapmasaydım hasta ama işte o arada yaşadığın şeyler de sana bir şeyler katıyor. Bunu kavrayabilmek işi biraz daha sakinleştiriyor yani. Duygumuzu düzenlememize yardım ediyor. Yine bu duygu düzenleme meseleyle başka bir kurama atıf yapıyoruz burada. Bu da nedir? Duygu odaklı psikoterapi. Duygu odaklı terapi. Orada da duyguyu düzenleme. İnsanın çok sevdiğim bir söz. İnsanın duygu düzenleyicisidir. Çiftin
birimiz diğerinin duygu düzenleyicisiyizdir. Birimiz veya birisinin birisine yardım etmek, birisinin duygusuna mesela bir şey vermek, o yine duygumuzu düzenlememize yardımcı olur. Yardım almak duygumuzu düzenlememize yardımcı olur. Gibi. Sıkıntı. Son olarak da sıkıntı, öfke. Her yerde tehlike durumu falan öfke. Aslında öfkeyi Van Koca şey olarak tanımlıyor. Öfkeyi hissetmek bir taraftan da o ölümü artık kabul ettiğin. Yani birine kızıyoruz artık. Önemli bir kayıp karşısında bireylerin gösterdiği tepkileri, bölümleri ayırma yöntemi. Psikanalitik alanda bilgi sahibi olan tarihçi Norman Itzkowitz tarafından da vurgulanmıştır. Sözlüklerde kederlenme ve yas tutma eş anlamlı olarak verilse de benim için bu ikisi duygusal olarak aynı değildir diyor Itzkowitz. Keder ve buna eşlik eden hüznü yaşamak yas tutmaktan çok daha geçici bir durumdur. Yas bir süreçtir ve bir ölümü geride bırakmadan önce tüm bu süreci yaşayıp sürecin sonunda yeniden yüzeye çıkmamız gerekir. Bu da zaman alır. Sözlükler ne kederlenir ne de yas tutar. Eğer yapsalardı aradaki farkı bilirlerdi demiş Itzkowitz. Bunu deyip şimdi saat 3'e kadar ara verelim arkadaşlar. Tam 3.30'da toplanalım. Sonra devam edelim. Yok, kayıt edilmiyor. Başlattın mı ki? Gelmedi, ver bir gün. Bırak sohbeti, gel. Evet, bir kere daha basıyorum ve bir daha da basmıyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Eğer Erich Linderman diyor ki yas tutan kişi, beklentisel kişiler, psikolojik olarak önemli olan kişiyi ya da şeyi yitirmeye hazır değilse keder tepkisi bir şok duygusu içerir. Yani beklediğimiz şeyin dışında olan bir şey, bu şok ortaya çıkar. Bu duygu hissizlik ve veya nefes alamama, boğazda düğümlenme, iç çekme, kas güçsüzlüğü ve iştah kaybı ile dönüşme olarak ya da birlikte görülür. Yani beden kayıt tutuyor yine ya da tuttuğu kayıtları dinletiyor. Beden kayıt tutar diye güzel bir kitap var. Harika bir kitap gerçekten. Ve gerçekten bedenimiz kayıt tutuyor. Ve ilk 2 yaşta özellikle hissettiğimiz şeyler 2-3 yaşta hafıza kayıtlarımız çalışmadığı için o anda ya da kaydetmediği için bedenimize kaydediliyor duygular. O yüzden bu taraftan da baktığımızda şok edici bir haber almak, beklentimizin içinde beklemediğimiz bir haber almak da bu bedende böyle bir mühürlenmeye ya da bedende tüp bedensel tepkilere sebep olabilir. Sürekli yas tutanlar, evet. Sürekli yas tutanların bazıları perişan hayatlar yaşarlar diyordu. Kimileri de daha yaratıcı yollarla ifade ederler yaslarını. Ancak bu kişilerin bile bazıları yaratıcılıklarına takıntılı olmadığı zamanlarda kendilerini rahatsız hissederler. Bazıları daha yaratıcı, daha farklı bir şeye dönüştürebiliyorlar bunu.
Ama sürekli yas tutan, komplike yas tutan kişiler için hayat gerçekten bazen çok zor olabiliyor. Peki yas tutmayı zorlaştıran ve komplike hale getiren faktörler neler? Kaybedilenle kurulan ilişkinin niteliği, güvenli, güvensiz sayı. Kaybedilen ya da kaybeden arasındaki çözümlenmemiş meseleler. Geçmişteki çözümlenme. Yani aslında bundan ziyade daha çok Ramık Hoca'nın da söylediği şey. Eğer gelişim dönemlerindeki o merdiven metaforunda söylediği şey aslında bizi kucaklayan, gelişimsel anlamda destekleyen ve bu konuda kendisine sağlık yapıda olan bir bakım verenle birlikte o merdivenleri yavaş yavaş çıkmak, bir diğerine güven içerisinde, bir diğerine. O zaman yasın komplike hale gelmesi daha güç oluyor. Sürekli yas tutan biri haline dönüşen birinin iç haritası, nesne temsilinde seçilmiş zenginleştirici yönleriyle yeterli ölçüde özdeşim kuramaz. Biraz önce bahsettiğim mesele aslında bu. Özdeşim ve içe atma. Hani diğerinin onu zenginleştirecek yönlerine özdeşim kurarak kendi malı haline getiremez. Normal yas sürecinden geçiremez ya da melankoli geliştiremez. Yitirilmiş kişinin ya da şeyin nesne imgesini ya da temsilini ilgi isteyen ve benzeşmeyen bir yabancı cisim olarak kendilik temsil içinde tutar. Yani ne yapar? İçe atar. Özdeşim kurmak veya yani bir örnek vardı. Bir kadın kocası vefat ediyor. Bu vefatı şey yapamıyor. Yani çok acı onun için. Bunun şeyine acısına katlanabilmek için bir şey adamın bir küçük bir modeli gibi bir şey düşün. Onun sanki sağ veya sol omuzundaymış gibi her yeri onunla gidiyor. Çünkü adam şey olduğunda öldüğünde bakkala, markete, şuraya buraya gidemez hale geliyor. Ama ne zaman bunu omzuna oturtuyor ve onunla konuşuyor. Ne yapacağını adamla ciddi ciddi konuşuyor mesela. İşte şuraya gidelim, pazara gidelim. Hani. Evet. Evet, şapkasında değil mi? Şapkadaydı. Omzunda mıydı? Yoksa Van Koca'nın şeyi miydi o? Ha. Belki olabilir. Neyse önemli olan değil. Önemli olan durumu anlatması bizim için. Evet. Yani o sayede hayatı devam ediyor. Ve Tahir Hoca yine demişti orada. Bu psikoz değil mesela. Bu yas tutamayan birisinin şey yapması, hayatı devam edebilmesi için o anda ancak orada tutunabiliyor. O şekilde, o adamı oraya oturtarak. Yine Vamık Hoca demiş, yerleşik patolojik yas bir psikotik durumu taklit edebilir. Demiş, evet. Sürekli yas tutanların tipik rüyaları. Donmuş rüyalar. Sürekli yas tutan pek çok kişi donmuş terimini yas süreçlerinin sabitliğini tarif etmek. Aynı zamanda da hiçbirinde bir hareket olmayan art arda slaytlardan oluşan bazı rüyalarını tanımlamak için kullanır. Donmuş terimi aynı zamanda yaşamsızlığı yansıtır. Ölüm kalım mücadelesi rüyaları. Bu rüyalarda rüyayı gören kişi ölmüş ya da yitirilmiş kişinin hala hayatta var olduğunu ancak ölüm kalım mücadelesi içerisinde olduğunu görüyor. Onu kurtarmaya ya da işini bitirmeye çalışır. Çünkü sonuç belirsizdir. Çünkü rüyayı gören kişi her seferinde rüyadaki durum bir çözüme ulaşmadan uyanır. Yani hep bir ara alanda kalıyor aslında. Yani bir sonuca bağlanmıyor. Ne ölüyor ne kalıyor hiçbir şey yok. Zaten aslında biraz sonra bahsedeceğimiz bağlantı nesnesinin işlevi de ölüm ne o dünyada ne bu dünyada. Bir ara alanda iki işte benim kendilik temsilimle karşı tarafta algıladığım onun nesne temsili benim içimdeki onun temsilinin bu bir nesne üzerinde buluşması ve bu şekilde hayatın devam etmeye çalışması. Kaybın bir illüzyon yanılsama olduğu rüyalar. Örneğin sürekli yas tutan kişi rüyasında cansız bedeni görür ama onun terlemiş olduğunu gibi ölümün gerçekliğini inkar edici bir şey fark eder. Yani ölmüş gibi yatıyor ama terliyor. Bu tip rüyalar görebilirler diyor. Peki, bağlantı nesnesi. Bağlantı nesnesi genellikle bir son dakika nesnesi olabilir. Yani bağlantı nesnesi o haberi aldığımızda genellikle telefon çaldı, baban öldü.
O sırada genellikle odanın içerisinde bulunan, genellikle o kişiyle alakalı olan bir son dakika nesnesidir, bağlantı nesnesi. Onun canlı kabul edildiği son anı hatırlatan bir eşyadır. Sıklıkla ölen kişiye ait bir eşya seçilir. Örneğin bu giydiği bir elbise olabilir. Seçilen nesne gerçekte veya fantezide hastanın veya ölen kişinin beraber kullandığı bir eşyadır. Basit bir fotoğraf gibi ölen kişinin sembolik bir tasarımı olabilir. Veya bazıları işte bir tespihini, yüzüğünü falan da sonrasında. İlla odanın içerisinde olması gerek işte. Haberi alıyor. Babasının bir yüzüğü. Annesinin şeyi, yemenisi. Bağlantı nesnesinin esas amacı ayrılık kaygısıyla baş etmektir. Bağlantı nesnesinin çocukluktaki bir geçiş nesnesinin erişkinlikte tekrar ortaya çıkışını gösterdiği söylenilirse de geçiş nesnesi de ayrı bir kavram bu arada. O da Winnicott'un kavramı. O da 2 yaş civarı, 1 yaş civarı falan uykuya dalarken annenin yerini tutması için annenin omnipotansını, annenin tüm güçlerini, annenin kapsayıcılığını, annenin o sıcaklığını yerini tutan yaşadığı gerçek dünya ile içindeki karmaşıklığın arasında bir düzenleyici görevi gören nesneye geçiş nesnesi demiş Winnicott. Bu nesne genellikle yumuşak, tüylü, bir şey, ayıcık falan filan olabiliyor işte. Bunun üzerinde çocuk tüm güçlü bir şekilde hak iddia eder. Asla yıkanmasını istemez. Çünkü kokusunu falan değişmesini istemez. Yıkarsanız falan büyük bir yıkım olur onun için. Normal, yani gelişimsel olarak ortaya çıktığında bunun anormal bir şey olmadığı kabul edilir. Ama geçiş nesnesi işte yetişkinlikte dahi devam ediyorsa, ayıcıkla falan yatıp uyuyorsa bu biraz üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir. İkisi farklı şeylerdir yani. Birinde geçiş, en önemli farkı nedir geçiş nesnesiyle bağlantı nesnesinin? Bağlantı nesnesi saklıdır, gizlidir. Orada olduğu bilinir ama ortaya çıkarılmaz. Geçiş nesnesi ise açıktadır. Üzerine hak iddia edilir. Çocuk onu istediği gibi hırpalar, ısırır, dişler, tükürür. Yas tutan kişi bağlantı nesnesinden uzak durmak için çok çaba harcıyor olsa da dikkatini bağlantı nesnesinin üzerinde topladığından onun nerede olduğunun her zaman farkındadır. Yani bir taraftan uzak durmak istiyor çünkü korkuyor. Yani bir taraftan canlı tutmak isterken diğer taraftan canlı olmasından da ödü kopuyor olabilir kişinin yani. Yani o korku çünkü mümkün olan bir şey değil. Ama orada durduğunu biliyor. O nesne orada bir dolabın içerisinde, bir sandığın içerisinde durabiliyor, duruyor. Onun varlığını biliyor ama eline de almıyor, çıkartıp bakmıyor. Bazen, nadiren de olsa bakıyor. Seyrek olarak günlük yaşamda giyilir veya bir hatıra olarak kullanılır. Korku verici duygular uyandırılır. Diyor ki Ralph Volkan, bağlantı nesnesi konusundaki çalışmam beni bunun hastanın dışarı yansıttığı kendilik tasarımının bir parçasıyla, ölen kişinin dışarı yansıtılmış nesne tasarımının bir parçasını düşün yani. Yani o da bir ara alan aslında buluştu. Bir nesne, bu nesnenin üzerinde sanki tekrardan buluşuluyormuş gibi. Bu nesne üzerine bir hani adı üzerine bağlantı nesnesi. Hali hayatta imiş gibi. Ama bir taraftan da ölmüş gibi. Ne olduğu belli değil yani, tamam mı? İkircikli bir duygu. Bir taraftan ölmüş gibi, bir taraftan hayattaymış gibi. Burada da diyor zaten. Çifte değerlikli duyguların yüklendiği nesne ilişkisinin sona ermediği ama donduğu bir bağlantıya imkan verir. Ölenin yok olmamasını isteme ve aynı zamanda ona özlem duyma şeklinde çifte değerlikli duygular bir nesne üzerinde yoğunlaşmıştır. Ölenle ilgili ise diyor ki bağlantı nesnesi aynı zamanda acı verici ve çözümlenmemiş yas tutma işlerinin yönelebileceği bir odak olur. Ölenle ilgili içselleştirilmiş nesne ilişkisinin dışarıda devam etmesi. Aslında o ilişki devam ediyor onun kafasında. Yani onunla kurduğu, diğeriyle kurduğu ilişki bu nesne üzerinden bu ilişkiyi kurmaya devam ediyor. Bitiremiyor o ilişkiyi. O an.
Hala onunla ilgili çatışmalar onun üzerinden devam ediyor. Bunu başka bir yerde de Tüncü psikoterapi gruplarından bir tanesinde anlatmıştım bu dersi. Orada o sırada gördüğüm bir danışan vardı. Aklıma şey geldi. Yani ölmese de canlı olarak birisi diyor ki son 4-5 seansta sevgisiyle ayrılmak istediğinden bahseden danışanım bunu bir yandan söylemek isterken diğer yandan söylememesiyle ilgili şu cümleyi kurdu demiş. Son bir aydır aramıyordum ama orada olduğumu da biliyordum. Bu cümle acaba hayattayken hatta ilişkinin içindeyken insanlarla bir tür bağlantı nesnesi olarak değerlendirilebilir mi gibi bir soru getirdi aklıma. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Olabilir mi böyle bir şey? Daha mantıklı geliyor açıkçası. Yani en azından o anda yaptığı şey. Aslında yine şey. Ama bir bağlantı nesnesi olmasa da sonrasında bu bağlantı nesnesini yani komplike yas yaşamaya aday birisi olarak aday birisi olarak değerlendirilebilir bir şey yani. Eğer ki terapi sürecinden bu bütünlüğü sağlayamamış olarak çıkarsa. Yani terapi sürecinden yarar göremezse. Çünkü söyleyemiyor bir taraftan yani hani o aktivasyonu yapamıyor, öldüremiyor ama beraber de olamıyor o anda. Gerçi bir nesne olması açısından şimdi düşündüğümde çok olabileceğini böyle değerlendirebileceğini düşünmüyorum. Şimdi buna karar verdim. Bağlantı kurucu fenomen yitirilmiş kişi ya da şeylerin içe yansımalarını, yansıtanların bazılarınca dışsallaştırılmış versiyonlarını ifade işte. Kardeşini omzunda taşıyan adam. Orada yine bir örnek vermiş. Genç kadın babasının cenazesine katıldığında hava yağmurluydu ve aklına yağmur damlaları başıma düşmeye devam ediyor şeklindeki sözleri olan bir şarkı geldi. Daha sonra ne zaman yansıtmak için içsel bir baskı hissetti, bu şarkıyı bağlantı kurucu bir fenomen olarak kullandı. Bağlantı nesnesi sihirliymiş. Ölen kişinin ya da yitirilen şeyin psikik eşlerini gündeme getirebilir. Ölen kişiye olan bağlılığın sergilendiği bir dış alan ve buluşma noktası haline gelebilir. Yani sihirli yani o insanı öldürmüyor, o insan orada duruyor, dolapta duruyor. Onu canlı tutuyor ona göre, onunla ilişki kurmaya devam ediyor, onunla bağlantısı devam ediyor. Böyle bir alan yaratıyor ona. Birçok şey bağlantı nesnesi işlevi görebilir. Bunlar sıklıkla işlevsel eşyalardır. Tipik olarak kaybedilen kişiye ait olan ya da kaybı akla getiren şeylerdir. Yas tutan kişi kaybın oluştuğu ortamı anımsattığı için onları seçebilir. Bunlara son dakika nesnesi denir. Bazı şarkılar, mimikler ya da ifadelerle bağlantı işlevi görür ve bunlara bağlantı fenomeni adı verilir. Biraz önce bahsettiğim şey. Yaşayan kişiler bile bağlantı nesnesi olabilir. Deneyimlerime göre bu durum en fazla sürekli yas tutanların çocuklarının durumlarında görülür. İkame çocuk. Yani yaşayan kişi burada şunu kastediyor. Yaşayan kişi biraz önceki sorunun cevabı değil bu. Bu farklı bir şey. Yaşayan kişiyi bir şey haline getirmesi. Diğerlerinin bir bağlantı nesnesi. Ben doğmuşum. Dayım ölmüş. Dayımın ismini vermişler. Diğerleri dayımı yaşatmak için bana o dayımmış muamelesi yapıyorlar. Yani dayımı yaşatmaya çalışıyorlar. Benimle dayım arasında beni bir bağlantı nesnesi olarak kullanarak dayımı canlı tutmaya çalışıyorlar. Ölen abisinin ismini vermişler kız çocuğuna yani Y koyarak sonuna ölen abisinin ismini vermişler ve annesi severken aslında oğlunda o yarım bıraktığı duygularla hatta oğlunun ismini kısaltarak böyle kullanıyormuş. Ve bu kişi aslında daha çok annesini mutlu etmek üzerine bir yaşantı gerçekleştiriyor. Yani oradaki acısını tolere etme, o kaybını tolere etme, o kişinin yerine gelmeye çalışmakla ilgili de bir adaptasyon gösterebiliyor kişi. Evet. İkame kişi de oymuş gibi davranabiliyor Evet. onayı Tabii kazanıp. şimdi burada şöyle bir şey var. Anne o duyguyu ona yüklüyor. Kucağındayken işte Ali gibi seviyor onu.
Tamam mı? Ali duygusuyla seviyor. Ali duygusuyla sevdiğinde sağ beyninden bu duygu ondan ona geçiyor. Onu hissediyor. Onu öbürtekinin hayatta kalabilmesi için ona uyum sağlaması gerek zaten. Direkt sistem ona uyarlanmış. Ve dolayısıyla bu duyguyu anne ona yüklüyor. Defalarca yüklüyor hem de. Oymuş şimdi. Açtığınıza emin olun bunu. Sarı ışık yandı mı? Çok kısa bir şey ekleyecektim gerçi ama. Hani şöyle kadersel benzerlikler bile yaşanabiliyor sanırım burada. Evet. Mesela benzer yaşlarda aynı yaşlara geldiğinde boşanma yaşamak gibi. Veyahut da aynı şekilde ilk çocuğunun kaybını yaşamak. Ve hatta benzer yaşlarda gene ölüm. Anladım. Bu biraz şeyi çağrıştırdı. Bu Seninle Başlamalı kitabını çağrıştırdı. Nesiller arası aktarım kısmına çağrıştırdı. Evet, yani yükleme ondan ona geçiyorsa olabilir. Bu bir zincir şeklinde. Bir şey mi diyecek? Neyle bağlantı kuruyoruz orada? Yani bu ayrı bir konu. Zihnimde ayrı bir konu olarak canlandı. Şimdi eğer kişi mesela orada görüşemediği bir ebeveynini yerine koyuyorsa aslında ilaç nesnesi değil. Evet. Hayatındaki kişiyi evet, annemi görüyorum, babamı görüyorum. Evet. Mantıklı. Böyle düşünülebilir. Ama daha çok kayıpla alakalı oldu. Gerçi onu kaybetmişse diyorsunuz. Yani yaşarken de görüşmüyordur. Yani görüşmüyorsa evet, görüşmüyorsa onun arasında evet. Bu evet olabilir. Evet. İkame ediyor. Onun yerine ikame ediyor. Evet. Olabilir. Mantıklı. Bağlantı nesneleri genellikle kullanılmadığı için ayrıcalıklı. Örneğin bir saat hiç takılmaz. Pahalı bir Nikon fotoğraf makinesi içinde film olmadan bekler. Eşya kullanılmaz. Genellikle göz önünden kaldırılır. Hayatta kalan kişi zaman zaman onu çıkarır ve kendisini onun büyüsüne bırakır. Yani büyüsü dediği o alanda buluşmanın büyüsü aslında. Yani elimi alıyorum bu telefon. Bağlantı nesnesiymiş benim için. Bakıyorum ve düşünüyorum, ağlıyorum, bir şey yapıyorum. Onunla yaşantılarımızı düşünüyorum falan. Sonra tekrar yerine kaldırıyorum. Onun nerede olduğunu her zaman bilir. Dışarıdan bakıldığında buna uzun süre aldırmıyor gibi görünür. Aslında arkada sürekli o dönmektedir, o oradadır. O, belki de hayatın en önemli meselesi odur o insan için yani. Orada duran şey. Bağlantı nesnesi. Çünkü o öbürünü nesneyi simgeliyor. Bir bağlantı nesnesi kesinlikle korunur. Çünkü yas tutan kişi onu kederini dışsallaştırmak için. Çünkü kederlenemiyor ve kederini dışsallaştırmasının nedeni içinde yaşadığı o acıyı tahammül edememesi. O acıyı dayanılmaz bir acı olarak deneyimlemesi. Yani o acıyı düzenleyememesi. Dolayısıyla dışsallaştırması için bir şekilde o nesneyi dışsallaştırmak, onun üzerinden yaşayarak ancak hayatına devam edebiliyor. O acıyı ancak öyle hafifletebiliyor. Bir diğer insan yaşadığı acıyı düzenleyebiliyor. Yaşıyor, sağlatıyor, bitiriyor ve kaldırıyor. Bu hiçbir zaman kaldıramıyor. Hep o acı dayanılmaz bir şey olmuş. Hayattaki bütün acılar dayanılmaz bir şey onun için zaten. Hiçbir acı katlanılabilir bir acı değil. Hiçbir ayrılık katlanılabilir bir ayrılık değil onun için zaten. Bağlantı nesnesini kullanarak kederi dışsallaştırmak bitmeyen yastaki kişiye bir kontrol duygusu verir. Bağlantı nesnesinde bir şey olursa ve böylece kederi ortadan kaldıramazsa yas tutan kişi savunmasından yoksun kalır ve acı veren duyguların şiddetinin altında ezilir. Yani esas mesele o duyguya katlanamamak. Çok çok ağır bir duygu. Yani cehennemin ta kendisi. Kolu kopmuş. Hatta kendisi yok olmuş gibi yani. O acıyla kendisini yok edecekmiş gibi. Evet, bu manada işte prototipal vakalarla yaptığımız çalışmalar onun bu duygularla ilgili olarak bu duyguları düzenleyebilir konuma getirmek kişiyi. O yüzden bu kadar uzun süre, 3 sene, 5 sene hani bu acıyı çünkü yaşadığı şeyi asla katlanamayacağı bir şey olarak deneyimler o kişiden. Narsistik yapılar, şizoid
vakalar, borderline yapılar. En net bunu şeyde yani en ateşli, en görünür şekilde borderline'larda. Hani senden nefret ediyorum, ne olur beni terk etme. Durumunda görebiliriz. Çünkü her ayrılık onun için büyük bir acıdır, cehennemdir. Peki. Bağlantı nesnesi ölüm anında, ölümü son anda durdurup jilet gibi keskin bir yerde jiletin öbür tarafına giderseniz ölüm, bu tarafına giderseniz hayat. Yani yine sihirli bir şey. Yani. Ölümle ölmeme arasındaki ara sınırda bir eşya bulunur. Yani dedim ya, ne ölüyor ne ölmüyor. Genelde son dakika nesneleri öldüğümde yanımdaki kitabımı görmüşse bir yakınım, bu kitabın varlığı ben elimde tutarken ölmediğimi kanıtlıyor. Canlıyım ama bu kitap ölümle birlikte ortaya çıktığında aynı zamanda ölümü kanıtlıyor. Ölümle ölmeme ara sınırda bir eşya bulunur. Bunu ben kendim yazdım bir tane sonrasında eklediğim şey. Evet, bu okuduğum kitaptan yine anlatırken söylediğim mültecilerin bağlantı nesne ve fenomenlerini de koymuşum oraya. Kendi konuştukları dil mesela bir bağlantı kurucu fenomenleri olarak evrilirse yeni bir dil öğrenmek. Yani dillerini bir bağlantı nesnesi olarak hissettiklerinde öbür ülkenin dilini öğrenmekte zorlanıyorlar. Çünkü eğer öğrenirse ötekini bırakmış olacak. Bırakamıyor, kendi dilini kendisiyle ülkesi arasında bıraktığı vatanı arasında bir bağlantı nesnesi olarak kullanıyor. Kaçıp geldikleri yerden getirdikleri hediyelik eşyalar, bazen boş bir şişe gibi küçük ya da beklenmedik şeyler olabilir. Evlerinden edilen Filistinliler yastarını dondurmak için anahtarlara psikolojik anlamlar vermişlerdi. Evlerini yeniden inşa edebileceklerine dair umut ve intikam beklentisi anahtarlarda kilit altına alınmıştı. Sonraları anahtar şeklindeki yaka iğneleri pek çok Filistinli için paylaşılan bir simge haline geldi. Mesela orada bir çocukla görüşmüş, Faruk diye bir çocuk. 17 yaşında, 5 yaşından beri yetimhanedeymiş Faruk ve bütün oradaki insanların umudu, başarılı bir futbolcuymuş çünkü. Çok yetenekliymiş futbolda. Orada çok parlak bir şey olarak, o parlak Filistin'i temsil eden, güzelliği temsil eden, o yüksekliği temsil eden bir şey haline gelmiş onun şeyleri, ayakları. Sanırım şöyle bir hikaye, ayağından bir tanesi de yanmıştı ve o yanık onun şeyle, ülkesiyle şu anda yaşadığı hayat arasında bir bağlantı kuruyordu. Ve oradakiler içinde o yanmış ayak bir bağlantı nesnesi haline gelmişti. Yine bayrak haline gelmiş genç ve güzel bakire bir kadın vardı şeyde, kampta. Bu kadın genç, güzel, bakire Filistin'i temsil ediyordu. Aynı zamanda çok güzel, çok işte birçok şey bilen, çok bilgili vesaire ve aynı zamanda ölen bir komutanın kızıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine Filistinliler için, oradaki Filistinliler için o Filistin'i temsil eden, o güzel Filistin'i temsil eden bir simgeydi. Yine. Çok zor. Zaten bu söylediğiniz çok doğru bir şey. Sanırım bu kadına da konuşmuştu Pamukul yanlış hatırlamıyorsam. Bir taraftan da mesela işte şey o şeyi korumaya çalışmak işte bakireyi korumaya çalışmak. Bir taraftan da beğenebileceği birisinin olması, bir şeye arzu duyması vesaire gibi meseleler de vardı zaten yani. Evet, mekar kalmak gibi. Bir anne gelmişti bana. Bu annenin sandık içerisindeki şimdi bu bağlantı nesnesinin gizli ve bir yerde olması, olabildiğince aşağıda kalması falan, yüklükleri biliyorsunuz, o yüklüklerin altında, sandıkların üstüne konurdu ya, üstünde bir sürü yorgan var. İşte 3 ayda bir, 5 ayda bir o çok küçükken ablası vefat etmiş. Onun fotoğrafı var. Ondan sonra işte annesinin fotoğrafı var vesaire. Onun içerisine koymuş, o sandığın içerisine üstünde de yorganlar, döşekler. Onları görmek istediğinde çıkartıyor, bakıyor, tekrar onları oraya koyuyor. Böyle bir anne gelmişti bana yani. Hala oradaydı.
Anne derken işte kardeşi, annesi, çocuğu vesaire falan. Kaybettiği kişilerle onun üzerine bağlantı kuruyordu ve bunları olabildiğince de bu fotoğrafları olabildiğince gizli, saklı bir yere koyuyordu. Arada çıkartıyordu bunları. Evet. Doğru. Suat'ın hikayesi. Bu da bir yine danışmanımın gönderdiği bir fotoğraf. Suat için babaannesi çok önemliydi. Annesi ve babasıyla ilgili olarak onların yeterince hatta hiç onlarla ilgili olarak çok öfkeliydi. Kendisine çocukken başka bir yere anneannesinin yanına gönderiyorlardı. Babaannesinin yanına gönderiyorlardı ve babaannesi bu yüzden çok kıymetliydi onun için. Ama aynı zamanda annesiyle ilgili olarak, annesi babasıyla ilgili olarak büyük bir öfke içerisindeydi. Babaannesi vefat ettiğinde ötmeden önce ona bir hırka vermişti. Bu hırka da sakladığı bir şeydi. Halen işte şeyde, gardırobun en kuytu köşesinde duran, varlığını sürdüren bir şey. Bir obje olarak duruyor. Bunu bir Twitter'da görmüştüm. Ben vefatından beri annemi rüyamda sadece bir defa gördüm. O da uzaktan. 2 gün önce koluma annemin ses frekansının dövmesini yaptırdım ve annem dün gece rüyama gelip "Fulya, buna ne gerek vardı şimdi kızım?" diye beni azarladı. Yani bu da bir bağlantı nesnesi olabilir mi diye düşündüm, bilmiyorum. Koluma bunu yaptırması. Ama gerçi bağlantı nesnesinin özelliklerine uymuyor bu. Gizli olması açısından uymuyor. Anadolu'da yas tutma adetleri. Sizin bildiğiniz adetler, farklı adetler, şeyler. Sizin yörenizde has adetler var mı? Hani ayakkabıları dışarı koymak. Ha. Gizli değil. Ha. Hı. Bırakılıyor, evet. Evet. Hı. Evet, televizyon açılmaz. Karadenizli misin? Ha. Silah deyince Karadeniz geldi. Evet. Peki. Başka? Var mı? Yemek veriyorum. Yemek götürüyorum ben. Son zamanlarda şey oldu ama değişti. Şey yani cenaze sahibi yemek veriyor abi. Halbuki normalde onun acısına yardımcı olabilmek amacıyla o eve yemek götürülür. Evet. Dedikodu yapıyoruz şimdi. Olur mu böyle şey? Ama yanlış yaptım. Başka? Ha, değil mi? Vali yasaklamıştı. Doğru. Doğru, vali yasaklamıştı. Çok mantıklı ya. Ne diye adamları yıkılıyor? Adam niye? Adam acısını mı yaşayacak? Senin yiyeceğin kavurmayı mı düşünecek orada falan? Tabii. Tabii ki yani. Tabii yani. Paylaşmak yani. Mesela işte karalar bağlamak. İşte şey var. Ağıt yakan ağıt takımı var biliyorsunuz. Yani diğerlerini ağlatan kadınlar olurlar. Yani bu duyguyu dışarı çıkartmak için eşsiz bir şey mesela. Çok acayip bir adet, gelenek yani. Tabii son zamanlarda görmüyoruz bunu ama önceden görmüştüm ben. Çocukken çok görmüştüm yani. Yani özellikle ailenin yaşlı kadınları, köyün yaşlıları falan. Sonuna bir de uha ekleyerek böyle yani öyle o bir ağlamanın bir şeydi. Bizim orada çok oluyordu. Evet, 40 gün boyunca. Sağ ol. Mesela evet. 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 Evet.
İşte bu komplike yaz. 25 sene 25 sene siyah giymek mesela komplike yazsa bir örnek olabilir yani. Çünkü onu bitiremiyor. Yani bu bir bağlantı nesnesi olabilir işte yani. Üzerine giydi. Nadir ama üzerine giyiyor mesela. Olabilir. 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 Olabilir evet. Olabilir. Doğru doğru. Güzel bir soru bu. Olabilir. Çünkü başka türlü nasıl onu içinde var edeceğini bilmiyor. Özdeşim kurup onu var edeceği içinde bir içsel tasarım oluşmamış. Buyurun. Şu mikrofonu uzatırsak ben de duymuyorum ya. Açalım artık. Benim kuzenimin eşi vefat etti hocam bir trafik kazasında. Çocukları da vardı. Çevreden bir baskı vardı. Evlen en azından çocukların için falan. 2 sene boyunca evlenmeyi bırakın bir kadınla bile görüşmedi. Yani görüşürsem ona ihanet edecek bir şey evet. Gibi şeyler söylüyordu. Hala da aynı bakalım. Sonra aha, şey yaptın peki? Yok. Bu 2 sene hala devam ediyor hocam. Hala devam ediyor anladım. Şey açısından hani evlenip evlenmediğini merak etmekten ziyade mekanizmayı merak ettim. Hala aynen düşünüyor hocam. Görüşmüyor kimseyle. Evet yani şey bitiremiyor onu. Oldu. Bilmiyorum kimmiş o ya. Cenazede biriyle tanışıyor falan. Çok iyiymiş. Hocam öyle teselli mi olur ya? Olabilir ama. Vay be. İyiymiş ya falan. Bu kadar hızlısını görmemiştim. Evet. Mikrofona. Genelde şey derler ölümle ilgili işte kişi ölen kişiye dair önce öfke hisseder hani niye beni bırakıp gittin vesaire. Sonra da kendi yaşamına devam ederken ya o öldü ben hala yaşamaya devam ediyorum aslında bu olmaz. Hani suçlu hisseder gibi. Bu ikincisi baskın çıkınca işte yaşamdan soyutlanmaya neden olabiliyor. Sizin de dediğiniz gibi komplike olmamış. Komplike olmuş yasa girmiş oldu. Evet. Aslında. Ben niye yaşıyorum? Onlar aslında bunu günlük yaşantımızda şey birebir canlıyken de yaşıyoruz bunu. Nasıl? Yani şimdi işte bir şey aldık, bir şey yiyoruz. Ta oralara gidiyor. Bu işte yine ayrışma, bireyleşme konusunda sıkıntı yaşayan insanlar. Ya ben bunu yiyorum, işte kardeşim yemiyor, annem babam yemiyor. Üstüme başıma yeni bir şey aldım, rahatsız oldum falan. İşte bu tip insanlar daha çok komplike olmuş. Yas tutma ihtimali yüksek olabilir bu insanların. Yani komplike hale dönüşmesi. Çünkü şey derdiniz Tahir Hoca, aranızda şey var mı? Yalnız başına alışverişe gidemeyen var mı? Kızlar hadi söyleyin falan bakalım derdi. Yani şeyde grupta. Yani mesela böyle insanlar var. İşte. Gidemiyor. Yalnız asla yalnız başına bir şey yapamıyor. Gidemiyor. Birisi olacak. Veya birisine soruyor mutlaka işte şey. Nasıl olmuş? Yani birisi iyi olmuş demeden olmuyor. Ya da onu alıyor. Ya da diyor ki çay mı içeyim, kahve mi içeyim? Çay iç diyorum. Çay içiyor yani. Benim sorduğumu niye içiyorum? İşte bu ayrışma ve bireyleşmeyle ilgili olarak bir sıkıntı yaşadığının bir işareti olabilir. Evet. Depresyonda mesela kişi kendine daha çok öfke veya bu tür olumsuz duygular... Açık mı mikrofon? Biraz daha yaklaştırırsanız. Depresyonda daha çok kişi kendine yönelik olumsuz duygular yaşarken ve öfkesi evet. Falan kendine yönelikken evet. Yasta yani patolojik yasta kişi aslında vefat edene daha çok bu öfkeyi ya da olumsuz duyguları hissedebiliyor. Evet. Doğru. Diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Doğru bilmiyorum da. Evet beni bırakıp gitti. Ama bir taraftan da mesela Van Gogh'u bunun iyi olduğunu söylüyor. Çünkü ölümü, yani öldüğünü kabul etmiş yani artık. Öldü. Evet. Var mı katkısı olan başka?
Evet, bir katkı daha var. Hocam, aklıma komik bir şey geldi. Bu Şoray Uzun Yolda vardı ya bir kadın. Ne? Şoray Uzun Yolda. Yok, hiç ağlamadım ben. Yok, iyi de oldu falan. Hiç ağlamadım. Komik de o kadın ya. 12 sene mi, 15 sene mi ne olmuş? 12 sene geçmiş onun üzerinden yani. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ben de son olarak son slide bu sanırım. Bu da benim anneannemin yazdığı bir şiir. Anneannem vefat etti. 2007, teşekkürler, Allah razı olsun. 2007'de vefat etti. Daha çok nükteden bir kadındı. Bir gün işte biz Ankara'nın Öveçler mahallesinde gecekondu bir yerde oturuyoruz. Onları apartmanda değil, gecekonduda 3 katlı bir yer. En alt katta dedemler otururlardı. Yani anneannem, dedem. Ortada bir ikinci ortanca dayım tam ortada. En üstte en büyük dayım. Küçük dayım da yine dedemlerle beraber aşağıda yaşıyor. Bu dedemin bahçıvanlığı falan var. Güzel çiçekler, miçekler falan filan. Kümesleri var bir tane de. Kümese fare giriyor. Evin içerisine giriyor. Pardon, kümes hikayesi başka. Evin içerisine giriyor. Evin içerisine fare girmesiyle anneannem bu fareye bir şey yazıyor. Şiir yazıyor şeyin üzerinden. Biz de kaybetmiştik. Bu bizim anneannemize bir bağlantı nesnesi. Bilemiyorum artık. Birisi bulmuş bunu. Bir ajandanın arkasına yazılmış. Sonra ben de bunu şey yapmak istedim. Hem diğer anlattığım derste ölümsüzleştirmek hem de böyle kayıt altına aldıkça şey yaptım. Bu şiir şöyle. Diyor ki, zalim fare nasıl açtın kapıyı? Yoksa üstüne mi aldın tapuyu? Güllü ile Satı açtı kapıyı. Hele bakın şu zalimin derdine. Güllü benim annem, Satı da diğer gelin. Gelin kızlar yani. Nasıl girdin şu dolabın içine? Bahçedeki çorapların suçu ne? Bilseydim fak kurardım kıçına. Hele bakın şu zalimin derdine. Tabii. Güllü ile Satı oturmuş ağlıyor. Hasan oğlan karaları bağlıyor. Şu kadar fareyi nasıl ağırlıyor? Hele bakın şu zalimin derdine. Hasan oğlan da en büyük dayı. Gültaze'nin yokluğunu bildiniz. Kendi ismi Gültaze. Gültaze'nin yokluğunu bildiniz. Hepiniz toplandınız, geldiniz. Battaniyemi, yorganımı yediniz. Hele bakın şu zalimin derdini. Böyle bir şiir yazmış. O zaman tabii o gecekondu mahallesinde falan. Yani tabii o zaman gecekondu mahallesinde çok oluyordu böyle işte. Çıkıyordu, giriyordu, bir şey oluyordu falan. Bu yüzden çok önemsediğim bir şey bu benim. Allah rahmet eylesin diyeyim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sorunuz varsa alabilirim. Komplike yasa ait bir şey diyor Mahmut Koca buna. Bağlantı nesnesi, yani bir eşyası varsa da tutmak istiyorsan elinde tutarsın, durur. Yani veya işte buna ihtiyaç duymaz diyor benim anladığım kadarıyla. Yani onun canlı olduğunu bir nesne üzerinden yani evet, bunu bir nesneyle sağlamaya çalışmaz. Bunu kişi içselleştirerek, yani onun bir özelliğini kendi içine alarak ve kendi, yani olumlu bir özelliğini içselleştirip kendinden has bir şeyler de katarak içsel tasarımıyla birlikte içte yaşattığını ve böyle bir kaygı taşımayacağını söylüyor. Ama onun tabii hatıralarla da karıştırılmaması gerektiğini, yani bazı şeylerin hatıra olarak saklanabileceğini şey yapıyor. Hatıra olarak. Ama bunu bir onu canlı tutmak amacıyla yapıyorsa bu bir komplike olmuş bir şey. Evet, sihir olarak yapıyorsa bu komplike olmuş yasın bir şeyi. Ama hatıralar olabilir diyor. Bir fotoğraf durabilir mesela orada. Duruyor açıkta, görüyorsun onu yani falan. Bunu şey üzerinden yaşatmaya çalışmıyor onun üzerine. Öldüğünü kabul ediyor. Mezarına gidiyor. Ağlamış onun için. Yani hayatına da devam ediyor. Bunun üzerinde. Böyle cevaplayabilirim. Hocam peki o bağlantı nesnesinden, yani o kopuş nasıl sağlanacak? Ya da mesela o kaybolduğunda da ayrı bir kayıp yaşar. Mesela birisi bilmeden ona attı. Dedi işte bir paragrafta söylüyor onu. Bunu katlanamaz. Çok acıtır canına diyor. Bu acıya katlanılmaz olur diyor. Bunun tek yolu da psikoterapi. Başka bir şey yok. Yani tabii aynen öyle. Yani içinde tutamıyor onu. Onun üzerinde yaşıyor o acıyı. Yani o acıya tahammül edemediği için dedik yani.
O yüzden zaten o nesne üzerinden geçiyor. O nesne o yüzden var. O duyguyu tutabilsin diye var. O acıya katlanabilsin diye var. Başka türlü onunla katlanamıyor yani. Çünkü o ayrılığa katlanamıyor. Yani bunun yolu da terapi. Terapi de aslında sadece bir konu değil. Özellikle komplike olmuş yaşta bir stereotipal yapıyla karşı karşıyasak günlük yaşantıdaki diğer özellikleri üzerinden de terapiyi ilerletmek gerekiyor. Daha çok bir psikodinamik, psikoanalitik psikoterapi süreci yürütmek. Özellikle bu anlamda aktarım odaklı psikoterapi, mesleki terapisi etkili olan terapi yöntemleri. Bunun yanı sıra diyalektik davranışçı terapi, Marshall Linehan'ın kullandığı terapinin de işe yaradığı görülüyor. Bir şey daha vardı. Unuttum aklım. Yani genellikle bunlar ama ekseriyette psikoanalitik psikoterapi, mesleki terapi, aktarım odaklı terapi, periyodikal vakalarda daha çok kullanılan terapi yöntemleri. Var mı bir şey soracak olan, aklına bir şey gelen? Mikrofonu uzatırsak arkaya. Sarışık geldi. Üç saniye. Hocam yani tahammülü mü öğretiyoruz biz psikoterapiyle? Tahammülden ziyade yaşam kapasitelerini artırmaya, yani kendilik kapasitelerini, ya bir nevi öyle diyebiliriz. Tahammül derken o yası tutabilecek duruma gelmesini, olgunluğa ulaşabilmesini sağlıyoruz. Peki gelen kişi tahammülü öğrenmek istemiyorsa? Buna yapabilecek bir şey yok. Bir şey istemiyorsa zorla bir şey veremeyiz. O zaman niye geliyor ki bana? İşte başta bunu yani tahammülü öğrenmek istiyorum. Ben zaten hoş amacım şey değil. Benim onu yasa, şey, o hani spesifik olarak o konuya yönelmek değil. Yani tahammülü öğrenmek istemiyorsa ya da ben tahammülü etsin diye yapmıyorum o işi zaten. Ya da seansı. Sadece bunun üzerine odaklandığınızda zaten olmaz. Kişinin bir talebi vardı. Nedir? Gelir. Genellikle geliş sebebi nedir? Sevgilimden ayrıldım. Ben duyguya tahammül edemiyorum diye gelmez zaten kişi. Sevgilimden ayrıldım diye gelir. Ölür, bir kayıp yaşar. Geliş sebebi, yani çok hızlı geliş sebebi sevgilinden ayrılmaktır. Özellikle buna tahammül edemeyenler için. Bir diğeri çocuktan ayrıldı. Çocuğunun vefatıdır. Diğer meselelerle ilgili mesela işte OKB'liyim 5 senedir gelmiyorum diyor mesela. Ama sevgilimden ayrıldım, gelir, hemen gelir. Bir ay, en fazla bir ay sonra veya bir hafta sonra gelir. Bunu bu yüzden ben duyguya tahammül, zaten orada anlarsınız ki siz o duyguya tahammül edemiyor. Yani siz sevgilinden ayrıldığın üzerine bir terapi yapmazsınız. Ona bu duyguyu yavaş yavaş maşayla tutarak bu duyguyu aslında tahammül edemediğin şey senin sorunun sevgilinden ayrılmak değil, bu acıyı yaşamaya tahammül edemem. Ha ben buraya gelmek istemiyorum derse benim zorla onu oraya getirecek halim yok. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Mesela çocuğunu kaybetmiş bir kadın var. Çocuğu vefat ediyor. Birkaç yıl sonra bir çocuğu daha oluyor. Ona bu durumu anlatıyor mesela. Bu yas sürecini anlatıyor. Nasıl vefat ettiğini. Ama anlattığı kişi de bir çocuk. Yani tahammül edebilmek için veya bir şeyleri atlatabilmek için. Bunu anlatma nedeni nedir? Bence yani çok küçükken anlatmak şeydir. Ama annenin niyeti orada o çocuk üzerine o çocuğa o duygusunu yüklemek ve acısını sağlatmaksa bu bir yerde bunu anlatmak gerekiyor ama mesela biraz daha bence zaten o evin içerisinde o hava sezilir. Annenin niyeti o çocuk üzerinden yasını ya da o duyguyu bitirmek ve çocuğa yüklemekse bunu hiç anlatmasa daha iyi. Çok bencilce değil mi? Evet. Ama hiç anlatmasa daha iyi derken o duygusunu gidermek amacıyla o çocuğun üzerinden o kendi acısını bitirmek amacıyla o kötü duyguyu o çocuğa yüklemek amacıyla yapıyorsa bu şey ama çocuğa bilgi veriyor. Ya kardeşim vardı. Hani ölümü anlayabilecek zamanda. O öldü. Bundan bahsedersen çocuklar bizim zannettiğimiz kadar çok şey yapmazlar bu durumda. Yani çok kötü bir şey olur. Evet üzülebilir. Onunla ilgili sorular sorar. Bilgi vermek amacıyla bunu söyleyebilir. Ama o duygusunu kardeşinin diğer yitirdiği çocuğun acısını yüklemek amacıyla bunu yapıyorsa zaten bunu yapan bir anne o çocuğa eğer ki o acıyı yüklemek için yaptığını varsayıyorsa o çocuğu yetiştirirken diğer ölen çocuğuymuş gibi davranma olasılığı çok yüksek. O onu hisseder zaten. Olgun bir anne ölen çocuğunun yerine yani olgun psikolojik yapıya sahip. Ölen çocuğunun yerine koymak için bir çocuk yapmaz.
ya da o çocuğa o acıları anlatmaz. Bu sadece ölen çocuk için de değil. Günlük yaşantımızda annem geliyor bana işte anlatıyor bütün dertlerini. Ben çocuğum 4 yaşındayım. Dün yaşadı 5 yaşındayım. Baban şöyle yaptı. Abim böyle yaptı. Ablam böyle yaptı diyor. Bu da büyük bir şeydi. O manada anlatmak iyidir. Bunu bence. Çünkü o atmosferde hisseder. Yani fotoğrafları falan görecek etrafta. Bilgi vermek iyidir bu konuda hazır olduğunu, siz hazır olduğunu, onun anlayabilecek durumda olduğunu ama ona dertleşmek, o acıyı yüklemek başka bir şeydir. Bencillikten çok daha kötü bir şeydir o. Yani o çocuğa büyük ihanettir bence. Bence yani. Peki, başka sorusu olan yoksa ya da söylemek isteyen, söyleyecek sözü olan yoksa. Ben burada kapatıyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok keyifliydi benim için. Benim mi? Böyle. Video falan. Ben de bir saat alacağım. Bana bilgi atarsan söyle. Ben atarım.